Merhaba 10. sınıf tayfa. Bugün blok dersimiz var. Önce olasılıkla alakalı bütün ince detaylara bakacağız. Ardından da fonksiyon konusuna giriş yapacağız. Çok önemli iki konuyla karşınızdayız. Ben Ersen Hoca. Haydi başlıyoruz. Olasılık konusu inanılmaz önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. İçinde permütasyon, kombinasyonu ve kendine ait has özellikler olan mevzular. Küçük başlıklara ayırdık daha rahat anlaşalım diye 6 tane minik başlığımız var. İlk başta deney ve çıktı meselesiyle başlayacağız. Ardından örnek uzay ve olaya bakacağız. Kesin ve imkansız olayları işledikten sonra eş olası ve eş olası olmayan durumları inceleyeceğiz. Ardından ayrık ve ayrık olmayan durumlara bakacağız ki bu 5. madde biraz önemli, dikkat etmek lazım. 6.sında da olasılık hesaplamaları yapıp mevzuyu kapatacağız. Olasılığın kullanım alanları ve faydalarına şöyle bir bakalım. Günlük hayatta sonucunu bilmediğimiz kararları verirken farkında olarak ya da olmayarak olası sonuçları göz önünde bulundururuz. Tercih dediğimiz meseleye giriyoruz burada. Ve istenilen duruma göre gerçekleşme olasılığı yüksek olan seçimler yaparız. Örneğin üniversite tercihinin en iyi şekilde yapılabilmesi için yerleşilebilecek üniversitelerin akademik kadrosu, öğrencilere sunduğu yurt, yemek hizmetleri ve sosyal imkanlar, ulaşım imkanları gibi seçenekleri değerlendiririz. Bu gibi kriterlerle araştırma yapıp ihtiyaçların en fazla karşılanma ihtimali olan üniversiteler tercih ederiz. En seni çok ilgilendiren meselelerden bir tanesinde bile olasılık değerlendirme yapıp bunun üzerinden tercihler üzerine yürüyoruz. Ameliyat olacak bir hastaya doktor tarafından ameliyatın başarı yüzdesinin söylenmesi hastanın ameliyatı kabul etmemesine yardımcı olur. Bak burada bile olasılık işin içerisinde girmiş oluyor. Peki bu konuyu bitirdikten sonra hangi görevleri yerine getirmen lazım? Ödevlerimizi konuşalım. 0'dan 10'a matematiği çözüyorsanız 76'dan 91. sayfaya kadar ödeviniz var kardeşim. Dinamo matematiğe bakıyorsan 63'ten 86'ya kadar içinden geçmen lazım tabiri caizse. Haydi bakalım o zaman konumuza başlayalım. Şimdi gelelim olasılıkla alakalı kavramları incelemeye. Birinci ifademiz deney. Diyor ki farklı tekrarlarında farklı sonuçlar elde edilen işlemlerdir. Mesela zar atıyorsun. Bazen 1 geliyor, bazen 3 geliyor. Para atıyorsun. Bazen yazı geliyor, bazen tura geliyor. Çıktı. Bir deneyde elde edilen sonuçların her biridir. Mesela arkadaşlar zar attığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu olayın çıktılarıdır. Para attığınızda yazı tura bu olayın çıktıları olacaktır. Örnek uzay. Bir deneyin bütün çıktılarının kümesine deniliyor. Evrensel kümeyle gösteriyor. Olay örnek uzayın alt kümelerinin her biri diyoruz. İki madeni paranın havaya atılması deneyinde örnek uzayımız. Ha bak iki para atıyoruz. Birincisi yazı, ikincisi yazı olabilir. Birincisi yazı, ikincisi tura olabilir. Birincisi tura, ikincisi yazı olabilir. İkisi de tura olabilir. İkisinin de aynı gelmesi olayı farklı bir derinlemesine iniyoruz. İkisi de aynı gelecekse bu durumda bu olayın kümesi yazı yazı ya da tura tura olarak değerlendirilecektir diyoruz. Lütfen kavramlara iyi hakim olalım. Dop dolu sayfa diyeceksin belki ama tekrar söylüyorum. Kavram bilgisi burada son derece önemli. Üzerine yüklendiğimiz kısım en azından birinci bölümümüzde bu. Diyor ki olası tüm durumların kümesi boş küme olan olaya imkansız olay. Örnek uzaya ait olan eğer bütün hepsi eşitse buna da kesin olay diyoruz. Şöyle iki tane örnek vermişiz. Bir zar atıldığında üst üstüne gelen sayının 6'dan büyük olması imkansız olaydır demişiz. Bir düşünelim. 6'dan büyük olması, zarın üstünde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. E tabi 6'dan büyük olma ihtimali yok. Dolayısıyla buna imkansız olay diyoruz. Fakat 7'den küçük olması, bütün sayılar 7'den küçük olduğu zaman da buna kesin olay diyoruz. Aynı örnek uzaydaki bir olaya ait. Olası durumların sayısı başka bir olaya ait olası durumların sayısına eşit ise bu olaylara eş olası olaylar deniyor. Örneğin 3 tane top var. Sarı, kırmızı, mavi. Torbaya attık, rastgele çekiyoruz. Mesela sarı gelmesiyle kırmızı gelmesi eş olayı göstermek zorunda. Eş olası durum var. Neden? 3 tane de bir tane sarı var, bir tane mavi var. Dolayısıyla eş olası olaylar. Fakat bunlar eşit değilse arkadaşlar bu durumda eş olası olmayan olaylar deniyor. Geldim bak burası önemli. Bir zar atıldığında üst yüzüne gelen sayının asal sayı olması. Dikkat et bizden şeyi istemiyor. Olasılık olasılık değil eleman sayısını istiyor. Asal sayılar hangileri zar üstündeki? 2 var, 3 var, 5 var. O zaman eleman sayımız buradan ne gelecektir? 3. 3'ten büyük olması. Zar üzerindeki sayıları düşünelim. 4, 5, 6. 3 tane durum var. 3'ten küçük olması 1 ve 2. 2 tane durumumuz söz konusu olacaktır. Yine dolu sayfalardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Aynı örnek uzaya ait A ve B olayları için eğer A kesişim B boş küme ise yani bunların ortak elemanları yoksa
Bu olaylara A ve B olaylarına arkadaşlar ayrık olaylar diyoruz. Birbirlerinden ayrılar. Ama A kesişim B eğer boş kümeden farklıysa bu durumlara da ayrık olmayan olaylar diyoruz. Diyor ki bir zar atıldığında üst yüzüne gelen sayının tek sayı gelme olayı ile çift sayı gelme olayı birbirlerine ayrıktır. Çünkü düşünsenize zarın üzerindeki tek sayılar 1, 3, 5, çift sayılar 2, 4, 6. Bunların ortak kesişim kümesi var mı? Hayır. Dolayısıyla bunlar ayrık olaylar. Çift sayı gelme olayı ile asal sayı gelme olayı ise ayrık olmayan olaylardır. Çünkü bu kümenin ortak bir elemanı var. 2. Hem çift sayıdır hem de asaldır. Ayrık olan tamamen ayrı ortak elemanı olmayacak ama ayrık olmayan da ortak eleman olma ihtimali söz konusu. Bir E örnek uzayının istenen koşulları sağlayan alt kümesi dışında kalan elemanlarının kümesine olayın tümleyeni denir. Bunu biliyorsun 9. sınıfta zaten küme kavramı içerisinde konuşmuştuk. Bir madeni paranın iki kere atılması deneyinde ikisinin de aynı gelme olayı A olayı olarak değerlendirmişiz. Yazı yazı tura tura olacak. Bu durumda A'nın tümleyeni yani iki paranın aynı gelmeme durumu yazı tura tura yazı olarak değerlendirilecek. Tümleyen malum istenen kısmın dışında kalanlar olarak değerlendirilmeliydi. Küme kavramından öğrendiğim, hatırladığım kadarıyla. Geldik olasılık hesabına. E örnek uzay olmak üzere. PA da A olayının olma olasılığı olmak üzere. Bak şimdi olasılık hesabı yapıyoruz. A olayının eleman sayısını örnek uzayın eleman sayısına bölüyoruz. Yani aşağıda tüm durumlar var. Üst tarafta istenen durumlar var. İstenen durumları tüm durumlara bölüyoruz. Bunu da SA bölü SA ile gösteriyoruz. Hemen yan tarafta iki tane çok önemli kritik bilgim var. Bunlardan birincisi. Bir olasılık değeri PA. Arkadaşlar sıfıra eşit olabiliyor. Olursa imkansız olay oluyor. Bire eşit olabiliyor. Olursa kesin olay oluyor. Ama bunun haricinde sıfırla bir arasında değerler almalı. Sıfırla bir arasında şöyle bir hatırlayalım. Ya oradaki sayıların tamamı basit kesir olmalı. 2 bölü 3'ler, 3 bölü 4'ler, 5 bölü 7'ler. Basit kesir olmak zorunda olasılık değeri eğer 0 ve 1 değilse. Yani dönüp de bana deseler ki ya 8 bölü 5'ten olasılık değeri olur mu? Olmaz. Çünkü o bileşik kesir. 8 bölü 5 yukarısı büyük aşağısı küçük olmaz yani. Ve geldim kritik mevzulardan yine bir tanesine. PA ile yani A'nın olma olasılığı ile A'nın olmama olasılığının toplamı 1'dir. Bir işin olma olasılığı da olmama olasılığını toplarsanız arkadaşlar bir sayısını elde edersiniz. Şimdi gelelim alıştırmamıza. Diyor ki 3 kırmızı ve 5 beyaz renkte özdeş 8 topun bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir topun kırmızı renkli olma olasılığını sormuş. Tüm durum ne? 8 top. İstenen ne? Kırmızı. Kaç tane kırmızım var? 3. Dolayısıyla aradığımız cevap 3 bölü 8 olacaktır. Sorumuzda bir hedef tahtasına atış yapan ailenin hedefi vurma olasılığı 3 bölü 4 ise vuramama olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar hatırlarsanız bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'e eşitti. Ben ailenin hedefi vurma olasılığına PA dersem bu 3 bölü 4 verilmiş. O zaman PA'nın değil yani vuramama olasılığıyla topladığında 1 olacaktır. 3 bölü 4'ü karşı tarafa atıyorum bu durumda. Ailenin vuramama olasılığı 1 eksi 3 bölü 4 olacak. 4 ile 1'i çarpıp 3'ü çıkarttığımda aradığım değer 1 bölü 4 gelecektir. Sorumuzda diyor ki A sayısı eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 kümesinden rastgele seçilen iki sayının çarpımının negatif olmama. Ha, negatif istemiyoruz. Olmama olasılığı kaç demiş. Şimdi tüm durumu kolay bir yöntemle halledelim. Nasıl yapacağız bunu? 5 tane sayımız var. 2 tane sayı seçeceğiz. Yani 5'in ikili kombinasyonu. Bu durumda 5 çarpı 4 bölü 2'den paydamız ne olacak? 10. İstenen durumu gelin teker teker seçelim. En azından kafamızda bazı net şeyler oturmuş olsun. Mesela eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam pozitif olur. Not alıyorum birincisi. Eksi 2 ile 0'ı çarpıyorum. 0 olur ama negatif olmaz. Yani istenen durumlardan bir diğeri. Fakat eksi 1 ile 1'i eksi 1 ile 2'yi çarparsanız negatif gelecek. O istenmiyor. Eksi 1'e geçtim. Eksi 1 ile 0'ı çarparsanız arkadaşlar bu da yine elde edilebilecek negatif olmama durumlarından bir tanesi. Fakat eksi 1 ile 1'i, eksi 1 ile 2'yi çarparsanız bu durum bozulur. 0 ile 1'i, 0 ile 2'yi çarptığımda ikisinden de 0 geleceğinden dolayı dolayısıyla yine istenen durumlardan bir tanesi olacak. 1'e geçtim. 1 ile 2'yi çarptığımızda sevgili dostlar o da pozitif gelecektir yani negatif değildir. Dolayısıyla 6 tane durum buldum. Bu durumda aradığım ifadenin karşılığı da 3 bölü 5 gelecektir. Sorumuz bir önceki dersten tanıdık sorulardan bir tanesi. X artı Y üzeri 6 açılımındaki terimlerden rastgele biri seçildiğinde seçilen terimin katsayısının çift sayı olma olasılığı kaçtır diyor. Küçük bir hatırlatma. Katsayılar biliyorsunuz 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü,
6'nın 5'lisi ve son olarak 6'nın 6'lısı olacaktır. Yani kaç tane katsayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane katsayımız var arkadaşlar. Peki, tüm durumumuz iyiydi. Rastgele birini seçiyoruz. Bu arada şey diye düşünme. Hocam belki yan tarafından gelecektir. Hani x'in tepesine 6 yazıyorduk. Yani x'in de karşılığında katsayılarında 1 var. Evet, mesela orada 2 gibi 3 gibi sayılar olsaydı onları da mutlaka değerlendirmek zorunda kalacaktık. Fakat onlar da katsayı olarak 1 olduğu için, bir de çarpım durumunda etkisiz eleman olduğundan dolayı sadece kombinasyonla gelen katsayıları değerlendiriyorum. 6'nın 0'lısı 1, 6'nın 1'lisi 6, 6'nın 2'lisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15, 6'nın 3'lüsü, bunu bir hesaplayalım, 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel, 3 faktöriyel gitti, burası 20 geldi. 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'lisine eşit 15, 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşit 6, 6'nın 6'lısı da 1'e eşit. Kaç tanesi çift bakalım? 6 çift, 20 çift, 6 çift, dolayısıyla 3 tanesi gelecek, dolayısıyla aradığımız sorunun cevabı 3 bölü 7 olacaktır. Geldik dikkat edilmesi gereken başka meselelerden bir tanesine. Diyor ki eğer diyor ayrık olaylar varsa ve ayrık olaylar yoksa. Şimdi biz biliyorsun ayrık olayı ve ayrık olmayan olayı konuştuk. Ayrık olayda kesişim kümesi ne oluyordu? Boş küme. Ayrık olmayan da ise kesişim kümesi boş kümeden farklı oluyordu. Şimdi bununla alakalı bir kural geliyor. Diyor ki A ve B ayrık olaylar ise A veya B'nin olma olasılığını, yani veya biliyorsunuz birleşim sembolünü karşılıyor. PA birleşim B. PA ile PB'yi topla diyor. Aslında bu şeyi anımsattı bana. A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken 9. sınıfta SA ile SB'yi toplayıp A kesişim B'yi çıkartıyorduk ya. A kesişim B ayrık kümede boş küme, yani sıfır olduğundan dolayı yazmamış. Ha, aslında yeni bir kuraldıymış. Hocam ne dedin sen orada ya? Hemen açıklayalım. A birleşim B'nin eleman sayısını şöyle buluyorduk biz. SA artı SB eksi SA kesişim B şeklinde buluyorduk. Ayrık kümede buranın eleman sayısı sıfır olduğundan dolayı yazmamış. Bu eseri de P, yani olasılığa çevirince böyle bir şeyle karşı karşıya kalmışız. Ama bu önemli mevzulardan bir tanesi. A ve B ayrık olmayan olaylarsa, yani ayrık olaylar değilse, bu durumda A birleşim B'nin olasılığı PA artı PB eksi PA kesişim B. Yani burada konuştuğumuz A birleşim B'nin eleman sayısının aynı mantığıyla bulunacaktır. Çünkü bu sefer kesişimde elemanlar var. Dolayısıyla onu da yazmak zorunda kaldık. Peki sorumuz diyor ki 3'ten 10'a kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 8 özdeş kartın bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir kartın üzerinde asal sayı veya çift sayı yazma olasılığı kaçtır? 8 tane kartımız var. Bu kartlardan bir tanesini seçiyoruz. Asal sayı veya çift sayı yazma olasılığı. Bence bu olay kesinlikle ayrık. Çünkü 3 ile 10 arasında hem çift hem de asal olma ihtimali olan bir sayımız yok. Dolayısıyla tüm durumumuz arkadaşlar 8. Önce neye bakacağız? Asala bakacağız. Asal. 3'ten 10'a kadar dediğine göre 3 var, 5 var, 7 var. 3 tane. 3 bölü 8. Artı, şimdi çiftlere bakacağım. 4 var, 6 var, 8 var, 10 var. Yani 4 tane. Tekrar söylüyorum, bunlar ayrı kolay olduğundan dolayı kesişimle alakalı ister bir şey yazmayın, isterseniz kesişimi 0 yazın. Çünkü hem çift hem de asal olan sayımız 3'ten 10'a kadar mevcut değil. Dolayısıyla aradığımız sorunun cevabı bu durumda ne gelecektir? 7 bölü 8 gelecektir. Sorumuzda bir şirketteki 50 çalışanın 26'sı kadındır. Kadınların 14'ü, erkeklerin 10'u ise yüksek lisans mezundur. Bak bu bana kümelerle alakalı bir problem çeşidini hatırlattı. Venn şeması çizemediğimiz, böyle tablo oluşturduğumuz bir mesele. Gelin o tabloyu beraber bir oluşturalım. Şimdi bak, kadınlar var, erkekler var. Bir defa cinsiyet durumu söz konusu. Bir de yüksek lisans mezunu olup olmama durumu var. Biliyorsun hani kızlar erkekler vardı, sarışınlar esmerler vardı, tablo oluşturmak zorunda kalıyorduk iki veri söz konusu olduğunda. Yüksek lisans mezun olanları Y artı diye, mezun olmayanları da yüksek lisanstan Y eksi diye gösterirsem. Şimdi bak, kadınların 14'ü yüksek lisans mezunu, erkeklerin de 10 tanesi yüksek lisans mezunu. 26 tane kadın var, o zaman kadınlar bölümü 26 olacaksa buraya 12 kaldı. Şimdi 50 çalışanın 26'sı kadınsa 24'ü erkektir. Bu erkeklerin arkadaşlar kaç tanesi? 10 tanesi yüksek lisans mezunu. O zaman geriye de ne kadar kaldı? 14. Şimdi gelelim sorumuza. Bu çalışanlar arasından rastgele seçilen birinin erkek veya yüksek lisans mezunu olmaması olasılığı.
O zaman şöyle bakacağız. Veya bağlacımız var. Önce erkek olma durumuna bir bakalım. Toplamda 50 kişimiz var ve 24'ü erkek. Artı yüksek lisans mezun olmayanlar kaç kişi? 12 ile 14'ün toplamından 26. 50'de 26. Eksi bunların kesişimi var. Hem erkek olsun hem de yüksek lisans mezunu olmasın dediklerin bak bu bölge. Yüksek lisans mezunu değiller, ayrıyetten de erkekler. Yani 14 bölü 50'yi buradan ne yapacağız? Çıkartacağız. Ayrık olmadılar. Ayrık olsaydı orası boş küm olurdu. Peki bu durumda 24 ile 56, 26'yı topladım 50, 14 çıkarttığımda karşılığı 36 bölü 50 gelecek. Arzu edilirse 2 ile sadeleştirilebilir. Buradan da karşılığı 18 bölü 25 bulunacaktır. Sorumuzda diyor ki A kümesi ABC'de 1, 2, 3 kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele biri seçildiğinde bu alt kümenin elemanlarından en az birinin rakam olması olasılığı kaçtır? Şimdi önce tüm duruma bir odaklanalım. 7 elemanlı bir kümemiz var. 3 elemanlı alt kümeler. Tamam. 7'nin üçlüsü. Bu bizim paydamız. İstenen duruma odaklanalım. Bu 3 elemanlı alt kümelerden en az birinin rakam olması istiyor içindeki elemanlardan. Şimdi en az biri rakam olacaksa 1 tane rakam olabilir, 2 tane rakam olabilir, 3 tane rakam olabilir. Bu birazcık işi sanki uzatır gibi geldi bana. İstemediğine bakıp tamamından çıkartalım. O zaman şöyle yapıyorum. Tüm durum 7'nin üçlüsü. Peki istenmeyen durum kim? İstenmeyen durum en az birinin rakam olması, hani birinin rakam, ikinin rakam, üçünün rakam olmasını istiyor ya. Neyi istemiyor? Hiç rakam olmamasını istemiyor. O zaman ben de harflerden seçiyorum. 4'ün üçlüsünü seçersem oluşturduğum 3 elemanların hepsinde harf olacak. Dolayısıyla hiç rakam olmayacak. Ama ben bunu tamamından çıkarttığımda geri kalanların içerisinde en az bir tane rakam olacaktır. Peki 7'nin üçlüsüne bakalım. 7, 6, 5 bölü 3 faktöriyel. Eksi 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşit olduğundan dolayı burası 4. Burası da yine aynı şekilde 7 çarpı 6, 5, 3 faktöriyel. Şu 6 ile bu 3 faktöriyel sadeleştirebilirim. 3 faktöriyel 6 eşit. 7 çarpı 5, 35. 4'ü çıkarttığında 31. Alt taraf yine 35 gelecek. Dolayısıyla aradığımız olasılık değeri 31 bölü 35 olacaktır. Sorumuzda bir örnek uzayın ikişer ikişer ayrık olayları A, B ve C'miş. Bu deneye ait örnek uzay E olmak üzere E de A birleşim, B birleşim, C'ymiş. Bakın o zaman şöyle bir şey diyebilirim. Mesela ben PE'yi aldığımda arkadaşlar PE nedir? 1'dir. Bu A birleşim, B birleşim, C'yi de PA artı PB artı PC olarak yazabilirim. Diyeceksin ki nasıl yazabiliyorsun öyle? Yazarım kardeşim. İkişer ikişer ayrık olaylarmış bunlar. Dolayısıyla ortakları yok. Ve şurada bir De Morgan görüyorum. Şöyle yazılabilir. P köşeli parantez. Bu evvelden A birleşim B'nin nesiymiş? Tümleyeniymiş. Bu da 2 bölü 15. Şimdi bak A birleşim B'nin tümleyeni 2 bölü 15 ise bu durumda A birleşim B'nin ta kendisi nedir? 1 eksi 2 bölü 15'tir. Çünkü hatırlarsan kendisiyle tümleyenin toplamı neye eşit olacaktı? 1'e. O zaman burası 15 çarpı 1 2'den 13 bölü 15. Peki A birleşim B dediğimizde bu durumda PA artı PB değil midir? Tekrar söylüyorum bunlar ayrık olaylar kesişimleri olmadığından dolayı 13 bölü 15 olacak. Geldim buraya. Burası 13 bölü 15 ise 1'den 13 bölü 15 çıkarttığımda PC dediğimiz ifadenin karşılığı 2 bölü 15 olacaktır. Hemen dönüyorum buraya. Yine ayrık olaylar olduğunu düşünürsem PA artı PC'ye eşit burası. Kesişimleri yok. Dolayısıyla bu da 3 bölü 5'miş. Ve biz PC'yi şurada bulduk. PC dediğimiz şey 2 bölü 15'ti. Yerine yazarsam PA artı 2 bölü 15 eşittir 3 bölü 5 olacak. 2 bölü 15'i karşı tarafa atıp 3 bölü 5'i de şöyle bir 3 ile genişleteyim istiyorum. PA 3 ile genişlettiğimde 9 bölü 15, 2 bölü 15 karşı tarafa eksi 2 bölü 15 çıkınca buradan karşılığı 7 bölü 15 bulunur diyoruz. Zaten istenen PA'ydı. Konuyu bitirirken olasılık ile ilgili kavramlara baktık. Deneyler, çıktılar, olası durumlar, ayrık olaylar, bir sürü mevzuyu inceledik. Detay detay örnekleriyle konuştuk. Ardından olasılık hesabına baktık. Yalnız senden bir ricam var. Bol bol soru çözmen lazım. Olasılıkla alakalı zemini 10. sınıfta oturtmak ne demek biliyor musun? Üff.
zamanı geldiğinde üniversite sınavında inanılmaz işler yapabilirsin. Çünkü olasılık, permütasyon, kombinasyon yani 10. sınıf konularının başlangıcı öğrencilerin bir kısmı açısından hani bizden ders dinlemedilerse biraz sıkıntı. Güzel karşılığın bol örneklerle hafızandaki soru havuzunu ciddi anlamda arttırmanı tavsiye ediyorum. Haydi bakalım diğer derse. Malum bu ders blok ders. Hoşçakalın. 10. sınıf tayfa. Geldik blok dersin ikincisine. Fonksiyon kavramıyla devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Fonksiyon uzun ve geniş bir konu. Bu birinci dersimiz arkadaşlar. Fonksiyonun birinci dersi. Bu birinci derste neler konuşacağız onlara bakalım. Fonksiyon tanımına bakacağız. Fonksiyon kavramlarını inceleyeceğiz. Fonksiyon olma şartına bakacağız. Ve fonksiyonun en geniş tanım kümelerine hakim olmaya çalışacağız. Öncelikle fonksiyonun kullanım alanları ve faydalarını bir inceleyelim. Fonksiyon matematikte değişken sayıları girdi olarak kabul edip bunlardan bir çıktı ulaşmasını sağlayan kurallardır. Günlük hayatta kullandığımız beyaz eşya, telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik aletler fonksiyonları kullanan araçlardır ve bu araçlar girdi çıktı mantığıyla çalışır. Demek ki hayatımızın içerisinde gerçekten varlar. Bilgisayar programcılığında kullanılan fonksiyon kavramının temelini matematikteki fonksiyon kavramı oluşturmaktadır. O zaman ne yapıyoruz? Teknolojik açıdan kesinlikle ihtiyaç olan konuların başında geliyormuş fonksiyon. Bu yorumu yapabiliriz. Peki bu konunun bu kısmını bitirdikten sonra hangi ödevlerimiz olacak? 0'dan 10'a matematik kitabında sayfa 94'ten 99'a kadar çözmenizi isteyeceğiz. Dinamo Matematik'te sayfa 89'da 94 arasını temizlemeni isteyeceğiz kardeşim. O zaman konu anlatımına geçelim. Fonksiyon kavramına şöyle başlıyoruz. A boş kümeden farklı, B de boş kümeden farklı olmak üzere A kümesinin her bir elemanını B kümesinin yalnız bir elemanına eşleyen bağıntıyı A'dan B'ye tanımlı fonksiyon denir diyor. Fonksiyonlar genellikle F, G, H gibi isimlendirmelerle, harflerle isimlendirilecek. F mesela A'dan B'ye bir ok işareti çıkartmışız. Arkadaş, ok nereden çıktıysa onun adı tanım kümesi. Nereye ulaştıysa onun adı değer kümesi olacak. Yani A'dan B'ye tanımlı dediğimizde A kümesinin tanım kümesi, B kümesinin ise değer kümesi olduğunu unutmayın. Burada A ifadesine baktığımızda bir elemanı B'ye gitmiş, iki elemanı da C'ye gitmiş. Okların ulaştığı yer B ve C'den oluşuyor. Dolayısıyla buna görüntü kümesi diyoruz. Yani A kümesinin F fonksiyonu altındaki görüntü kümesi olacaktır. F1'in karşılığı sorulmuş bize. F1 nereye gitmiş? B'ye. O zaman F1'in karşılığı B olacaktır. 2 de C'ye gittiğinden dolayı F2'nin karşılığını da C olarak gösterebiliriz. Dikkat diyoruz, fonksiyon olma şartlarına geçiyoruz. Çok kritik hikayelerden bir tanesi. Fonksiyonun en temel mevzusu. Diyor ki tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Tamam, tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bu birinci şart. İki şartın da sağlanması lazım. İkinci şartımız da şu. Her elemanın sadece bir görüntüsü olabilir diyor. Demek ki tanım kümesinden çıkan ok böyle 2-3 yere gidemeyecek. Sadece bir yere gidecek anlamı taşıyor. Şimdi gelelim mevzuyu daha rahat anlatabilmek için. A kümesi çocukların bulunduğu bir küme. B kümesi de annelerin oluşturduğu bir küme olsun. Mesela Ali hem Ayşe Hanım'ın hem de Nermin Hanım'ın çocuğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Dolayısıyla çocuklar sadece bir anneyle buluşmak zorundalar. O halde Ali'yi mesela ben Ayşe Hanım'a göndersem, Buse'yi Sevgi Hanım'a, Can'ı Nermin Hanım'a, Deniz'i Kübra Hanım'a, Efe'yi ne yapacağız? Efe'yi de gönderip Sevgi Hanım'a gönderelim. E hocam böyle oluyor mu? Aynı yere gidebilirler mi? Tabii ki gidebilirler. Buse ile Efe kardeştir. Anneleri de Sevgi Hanım'dır. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Tanım kümesinden çıkan ok iki yere, üç yere birden ne yapmamalı gitmeli mi? Çünkü bir çocuğun bir tane annesi olur. Ama iki çocuğun aynı annesi olabilir. Dolayısıyla Efe ile Buse'de yaşadığımız ifade Sevgi Hanım'a nasıl gittiyse bizim tanım kümesinden görüntü kümesine doğru giden elemanlarımız aynı elemana ulaşabilirlermiş. Isınma sorularıyla başlıyorum. Diyor ki aşağıda ben şemasıyla verilen ifadelerden fonksiyon olanları belirleyelim. Şimdi ben önce tanım kümesine bakmak isterim. Tanım kümesi A kümesinde bulunan, nereden anladım A kümesinin tanım kümesi olduğunu? Bak F fonksiyonunun okun çıktığı yer burası, ulaştığı yer burası. O zaman A kümesi tanım kümesi, B kümesi de değer kümesi. A kümesinde A'da, B'de, C'de bir yere gitmiş arkadaşlar. Tamam. O zaman ilk şart yerine geldi. Peki A'dan çıkan elemanlar böyle 2-3 yere gitmişler mi ona bakalım. A sadece 2'ye gitmiş, B sadece 1'e gitmiş, C sadece 4'e gitmiş. Arkadaşlar F ifadesi bir fonksiyondur. Geldim B ifadesine. Tanım kümesinde boşta eleman kalmış mı? Hayır. A, B, C, herkes gitmiş bir yerlere. Fakat C arkadaşı ikinci şartı bozuyor. Öyle hem 3'e hem 4'e gitmek yok kardeşim. Dolayısıyla G ifadesi fonksiyon belirtmez. Geldim H'ye. Daha birinci şartta patladı H.
tanım kümesinde boşta eleman var. C elemanı herhangi bir yere gitmemiş. O zaman H de fonksiyon olmaz. Hocam ikinci şarta bakalım. Belki ikinci şart kurtarır. İkisi birden sağlanmalı. Birinci patladıysa ikinci hiç bakma. Geldim D'ye. D ifadesine verilen T fonksiyonunda tanım kümesindeki A, B, C bir yerlere gitmiş kardeşim. Ama hepsi aynı yere gitmiş. Aynı yere gitmelerinde hiçbir mahsur yok. Hatırlayın. İkisi de Sevgi Hanım'a gitmişti. İkisi de Sevgi Hanım çocuklarıydı. Dolayısıyla A'da B'de C'ye 3'e gitmiş olabilirler. Bunda herhangi bir sorun yok. Sorun olan, tekrar söylüyorum, B ifadesine verilen C'nin 3'e ve 4'e gitmesi bir sorun. Dolayısıyla T ifadesi tanım kümesinde boşta eleman kalmamış. Her eleman farklı bir elemana gitmek zorunda değil. Aynı elemana gitmişler kardeşim. Yeter ki bir eleman iki yere gitmesin. Sorumuzda A kümemiz eksi 1, 0, 1, 2 elemanlardan oluşuyor. B kümemiz de X, Y, Z elemanlarından oluşuyor. Diyor ki buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri A kümesinden B kümesine tanımlı bir fonksiyon belirtir? Dikkat et, A kümesinden B kümesine. O zaman A kümemiz tanım kümesi olacak. Tanım kümesinde boşta eleman kalmamalıydı. Hemen bakıyorum Efe. Eksi 1, 0, 1, 2. Hepsi bir yere gitmişler arkadaşlar. Şimdi neyi kontrol edeceğiz? Eksi 1 aynı anda birkaç yere gitmiş mi? Bakıyorum eksi 1 sadece X'e gitmiş. 0 sadece Y'ye gitmiş. 1 sadece Z'ye gitmiş. 2 X'e gitmiş. Hocam eksi 1 ile 2 aynı yere gitmişler. Biliyorsun bunun da sorun olmadığını söyledik. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur. Geliyorum eksi 1 bir yere gitmiş, 1 bir yere gitmiş, 2 bir yere gitmiş ama buradaki 0 elemanı bir yere gitmemiş. Yani 0 boşta kalmış. Tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı. O zaman bu bir fonksiyon değil. Eksi 1 bir yere gitmiş, 0 bir yere gitmiş, 1 bir yere gitmiş, 2 bir yere gitmiş. Tanım kümesinde boşta eleman yok. Fakat buradaki sıkıntı 0 hem X'e gitmiş hem Z'ye gitmiş. Yani şöyle bir görüntü var orada. Hem X'e hem de Z'ye giden bir sıfırdan bahsediyoruz. Bir eleman iki farklı yere ya da 2'den daha fazla yere gidemez. Dolayısıyla bu bir fonksiyon değildir. Burada tanım kümesiyle değer kümesi karıştırılmış. Eksi 1, 0, 1, 2'den yola çıkıp X, Y, Z'ye gitmeliydik. Fakat burada X'ler, Y'ler, Z'ler tanım kümesi yerine konulmuş. Dolayısıyla A'dan B'ye bir fonksiyon belirtmez arkadaşlar. Sorumuzda aşağıda tanım ve değer kümeleri verilen ifadelerin fonksiyon belirtip belirtmediğini bulalım. Buyurun diyor ki F, doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış bir ifade. Yani diyor doğal sayı yazdığında diyor sonuç kesin diyor doğal sayı çıkar mı? Vallahi doğal sayı 3 ile çarpıp 2 ile topladığımda her daim bir doğal sayıyla karşı karşıya kalacağımızdan dolayı burası bir fonksiyon belirtir. Bak nasıl yorumladım? Doğal sayı yazdığımda sonuç kesin doğal sayı çıkar diyorum. 3 ile çarpıp 2 ile topladığında doğal sayı şartı sağlandığına göre problem yok. Diyor ki B'deki G fonksiyonu tam sayı yazarsam diyor sonuç diyor reel sayı çıkar. Bence olmaz. Çünkü siz tam sayılar içerisinde negatif sayılar olduğunu hatırlarsınız. Eksi 1 yazdığında kökün içerisindeki eksi 1 ifadesi bir reel sayı değildir. Dolayısıyla buna fonksiyon diyemeyeceğiz arkadaşlar. Doğal sayı yazdığında kesin tam sayı çıkar diyor. Fakat x yerine 1 yazdığında tam sayı çıkmıyor. Rasyonel çıkıyor. Dolayısıyla buna da fonksiyon diyemeyeceğiz. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı diyor. Her türlü diyor ne reel sayı yazarsan sonuç diyor reel sayı çıkar. Bence olmaz. X yerine eksi 1 yazdığınızda paydayı 0 yapar. 1 bölü 0 ifadesi tanımsızlık oluşturur. Dolayısıyla reel sayı çıkmamış olur. O halde bu da olmadı. Pozitif reel sayılardan reel sayıları tanımlı. Yani iddiası şu. Pozitif reel sayılar yazarsam sonuç diyor kesin reel sayı çıkar. Haklı. Çünkü burayı sıkıntıya sokacak değer eksi 1. Paydayı 0 yaparak tanımsıza sokacak. Ama sen hiçbir zaman eksi 1 yazamayacaksın. Çünkü X yerine yazacağın değerler pozitif reel sayılar olacak. Ve siz pozitif reel sayılar yazdıkça payda hiçbir zaman sıfır olmayacağından dolayı herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla bu da bir fonksiyondur. Sorumuzda aşağıda verilen fonksiyonların en geniş tanım kümesini bulun demiş. Bulalım. Şimdi arkadaşlar bu maşallah güzel bir fonksiyona benziyor. X kare artı 1. Yani ben burada düşünüyorum burada sıkıntı çıkartabilecek bir durumumuz var mı? Yani sanki yok. Yani X yerine ne yazarsam yazayım bir sonuç elde edeceğim. 3 yazsan 3 virgül 2 yazsan ne yazarsan yaz bir sonuç elde edeceksin. Dolayısıyla bu tarz ifadelerle ne yazarsan yaz sonuç malum bir sayı çıkacaksa en geniş tanım kümesi reel sayı olacaktır. Geldim rasyonel bir fonksiyona. Adı rasyonel fonksiyon bu. Rasyonel fonksiyonlarda arkadaşlar arızayı çıkartan yer neresidir? Payda. Bakın 7 yazarsanız paydayı 0 yapar ve ifade tanımsız olur. O zaman ben reel sayılardan 7'yi atarsam geriye kalan tüm sayılarda bir sonuç elde etmiş olacağım. O halde buranın da en geniş tanım kümesi reel sayılardan 7'yi attığımda elde ettiğim kümedir. Geldim hx fonksiyonuna. Bakın burada görünmeyen bir ikiniz var. Yani derece çift. Çift dereceli ifadenin içerisine her şeyi yazamıyorduk biliyorsun köklü sayılarda. 4x-20 ifadesinin arıza çıkartmaması için sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyordu. O halde 4x ifadesi 20'den
X ifadesi de 5'ten büyük olmalı. E bunu nasıl göstereceğiz hocam? Şöyle göstereceğiz. 5 ile sonsuz aralığı olacak. Çünkü 5'ten büyük sayılar sonsuza kadar giderler. 5 köşeli parantez sonsuz oval olacaktır tanım kümesi için. Sorumuzda A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından, B kümesi de 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşmuş bir kümeymiş. E fonksiyonu A'dan B'ye tanımlanmış. O zaman A tanım, B de değer kümesi. Diyor ki ben şemasıyla diyor fx eşittir 2x eksi 1'i açıklayabilir misiniz? Deneyelim. Şurası bizim A kümemiz olsun arkadaşlar. Burası da bizim B kümemiz olsun. Küme olabilmesi için malum kapalı olması lazım. A kümesinin içerisinde 1 var, 2 var, 3 var. B kümesinin içerisinde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Şimdi ben gidiyorum. A'daki elemanları bu fonksiyonda yerine yazıyorum. Önce x yerine 1 yazıyorum. X 1 için 2 çarpı 1 eksi 1'den sonuç ne giriyor? 1. Demek ki 1 bizi nereye götürecek? 1'e götürecek. Şimdi A kümesindeki diğer eleman 2'yi fonksiyonda değer bulmak açısından x gördüğüm yere yazıyorum. 2 çarpı 2 4, 1 çıkarttığımda 3 olacak. O zaman 2 bizi 3'e götürecek. Ve A kümesinin son elemanı olan x eşittir 3 ifadesini bu fonksiyonda yerine yazdığımda 2 çarpı 3 eksi 1'den karşılığı 5 gelecek. Bu da bizim 3'ün 5 tarafına götürüldüğünü anlatacak ve biz de bu fonksiyonu Venn şemasıyla göstermiş olacağız. Sorumuzda diyor ki f diyor reel sayılardan reel sayılara tanımla, fx eşittir x kare eksi x artı 7 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f3'ü bulur musun? Bulurum kardeşim. X yerine 3 yaz demek bu. Bak f'ler aynı, parantezler aynı, sadece x yerine gidilmiş, 3 yazılmış. Ben de gidiyorum x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. Bu durumda 3'ün karesi eksi 3 artı 7 ile karşılaşacağım. 9 eksi 3 artı 7 olacak burası. 6 artı 7'den de karşılığı 13 bulunacaktır. Sorumuzda f reel sayılardan reel sayılara tanımla, f x eksi 2 eşittir 5 x artı 1 fonksiyonu veriliyor deniyor. Buna göre f 6 değeri kaçtır? Şimdi gaza gelip x yerine lütfen 6 yazma. Çünkü bu sefer x yerine 6 yazarsan 6 eksi 2'den f4'ü bulursun. F4'ü istemiyor ki adam. O zaman yorumu şöyle yapıyoruz. Bakın f'ler aynı, parantezler aynı. X eksi 2 gördüğü yere 6 yazmış. Yani hocam 8'i ben görüyorum diyorsan x yerine direkt 8 yazıp başlayabilirsin. Yok ya ben göremiyorum diyen arkadaşlara x eksi 2'yi 6'ya eşitlemen lazım. Eksi 2'yi karşı tarafa attığında x'in karşısında 8. Şimdi fonksiyonda x gördüğüm her yere 8 yazacağım. F 8 eksi 2 5 çarpı 8 artı 1. Gördüğün gibi 8'in 2 çıktı. Aradığım F6'nın karşılığı 5 çarpı 8 40. 1 ile de topladığımda 41 gelecektir. Sorumuzda f reel sayılardan reel sayılara fx eşittir 4x eksi 2 fonksiyonu verilmiş. Buna göre fx artı 3 ifadesinin eşitini istiyor. Bak f'ler aynı, parantezler aynı. X gördüğün yere ne yazmanı istiyor aslında? X artı 3. Ama her gördüğün x yere yazmalısın. Şurada bir x gördüm. Hemen oraya x artı 3'ümü yazdım. Şurada da bir x gördüm. Oraya da x artı 3 yazdım. Eksi 2. Şimdi gel burayı toparlayalım. 4'ü dağıtıyorum. 4x artı 12 eksi 2 geliyor. Buradan da 4x artı 10 ile aradığım fx artı 3 ifadesinin değerini bulmuş oluyorum. Sorumuzda f a'dan b'ye tanımla bir fx fonksiyonumuz var. Kök içerisinde x artı 2 fonksiyonu veriliyor. F a, f a neydi arkadaşlar? Görüntü kümesi. Yani biz x yerine bir şey yazmışız. 0, 1, 3, 5 çıkmış. Ha, diyor ki tanım kümesini bulun. Bulalım. Kök içerisinde x artı 2 ifadesini 0'a, kök içerisindeki x artı 2 ifadesini 1'e, kök içerisindeki x artı 2 ifadesini 3'e ve kök içerisindeki x artı 2 ifadesini 5'e eşitliyorum. Tekrar söylüyorum. FA dediğimiz görüntü kümesiydi. X yerine bir şey yazmışız. Sonuç bu 0, 1, 3, 5 çıkmış. Ben de fonksiyonun değer kısmını gittim bunları eşitledim. Her iki tarafın karesini aldığımda x artı 2 tarafının karesini aldığımda karekök kalkacak. 0'ın karesini aldığımda 0. 2'yi karşı tarafa gönderdiğimde x'in karşılığı buradan eksi 2 gelecek. Tanım kümesinin ilk elemanı eksi 2. Her iki tarafın karesini aldığımda x artı 2 1'in karesinden 1. 2'yi karşı tarafa attığımda x'in karşılığı buradan eksi 1. Her iki tarafın karesini aldım. Karekök kalktı. 3'ün karesinden 9. 2'yi karşı tarafa attım. X'in karşılığı 7. Her iki tarafın yine karesini alıyorum. X artı 2 eşittir 25. 2'yi karşı tarafa attığımda arkadaşlar x'i 23 buluyorum. Bu bulduğum eksi 2, eksi 1, 7 ve 23 bizim aradığımız tanım kümesini. Yani hangi kümenin? A kümesinin elemanları. O zaman bunları şöyle ciks bir şekilde yazalım. Eksi 2, eksi 1, 7, 23 yazıp süslü parantezimi kapatıyorum. Dikkat köşemiz var. Diyor ki A diyor boş kümeden farklı, B de diyor boş kümeden farklı olmak üzere. A'nın eleman sayısı M ise
B'nin eleman sayısı diyor neyse A kümesinden B kümesine tanımlı fonksiyon sayısı n üzeri diyor m'dir. Değer kümesinin eleman sayısı taban oluyor. Bak değer kümesinin eleman sayısı taban. Tanım kümesinin eleman sayısı ise üst oluyor. Ve bu durumda n üzeri m'den kaç tane fonksiyon tanımlanabileceğini buluyoruz. Peki. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi 0, 2, 4, 6, 8 kümeleri veriyor. A kümesinden B kümesine tanımlı kaç farklı fonksiyon yazılabilir? Ne demiştik? Değer kümesi taban olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 üzeri. A kümesi yani tanım kümesi de üst olacak. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla 5 üzeri 4'ten 625 tane fonksiyon tanımlanabiliyormuş A kümesinden B kümesine. Sorumuzda A kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve A'dan A'ya tanımlı bir fonksiyon olmak üzere X eleman A için A'dan elemanlar alıp fx eşit olmamak koşuluyla eksi x koşulunu sağlayan kaç farklı f fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi şu A kümemiz olsun bizim. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 elemanlarımız. Diğeri de A kümesi olacak çünkü malumunuz A'dan A'ya tanımlı denmiş. Bu da eksi 2, eksi 1, 0 ve 1. Şimdi ne istiyor adam? Fx eksi x'e eşit olmasın diyor. Yani eksi 2 nereye gitmesini istiyor? 2'ye gitmesini istiyor. E tamam. Hocam nereden anladın ya? X yerine eksi 2 yazdığımda f eksi 2 eşit olmamalı 2 diyor. E tamam eksi 2'yi 2'ye göndermeyelim. Zaten 2 yok. Eksi 2'yi gönderebileceğim 1, 2, 3, 4 tane eleman var. Permütasyon, kombinasyon görmüş insanlarız biz. Eksi 2'yi 4 farklı yere gönderebilirim. Yani eksi 2'ye de gönderebilirim. Eksi 1'e de, 0'a da 1'e de. Dolayısıyla bu şartı bozmaz. Eksi 1'i nereye gönderemem ona bir bakayım. Şurada x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'i 1'e gönderemezsin diyor. Tamam. Eksi 1'e, eksi 2'ye, eksi 1'e ve 0'a gönderebilirim. 3 durumda onun için var. İş bitmediği için henüz fonksiyon tamamlanmadı. Tanım kümesinde boşta elemanlar olduğundan dolayı çarparak devam ediyorum. Biliyorsun permütasyon kombinasyonla alakalı mevzuyu anlatırken bilhassa permütasyonda iş bitene kadar çarpıyoruz demiştik. Sonra 0 için yazalım. F0 eşit olmamalı 0'a. 0'ı 0'a gönderemiyorsun. O zaman eksi 2, eksi 1, 1'e gönderebilirim. 3 ihtimal de oradan geldi. Ve son olarak 1 yazdığımda F1 eşit olmamalıymış eksi 1'e. Yani eksi 1'e göndermiyoruz. O zaman eksi 2, 0, 1'e gönderebilirim. 3 ihtimal. Bunları çarptığında arkadaşlar 108 gelecektir. Bu şartı sağlayan 108 tane fonksiyon yazabiliyormuş. Sorumuzda f reel sayılardan reel sayılara fx eşitmiş 2 üzeri x eksi 3 artı 1'e. Fx artı 2 fonksiyon fx cinsinden eşitini bulur musun diyor. Önce biz gidelim bir fx artı 2'yi bulalım. Fx artı 2 ne demekti fx artı 2? Buna benzer bir örnek çözdük biliyorsun. X gördüğün yere x artı 2 yazıyorum. X artı 2 eksi 3 artı 1. Bir toparlayalım. 2 üzeri x eksi 1 artı 1 olacak. Bu bizim fx artı 2'miz. Kime benzetmek isteniliyor? Fx'e yani bunu elde et diyor. Şimdi biz fx'e bir şeyler yapacağız ve 2 üzeri x eksi 1 artı 1 elde edeceğiz. Bir kere arkadaşlar 2 üzeri x eksi 3'ü 2 üzeri x eksi 1'e elde edebilmek için 4 ile çarpmam lazım. Hocam 4 ne alaka ya? Hani 2'nin karesi olacak çarptığımda üstler toplanacak eksi 1 gelecek. 4 fx'e bir bakmak istiyorum. 4 çarpı 2 üzeri x eksi 3 artı 1. Bu 4'ü dağıtırsam 4 çarpı 2 üzeri x eksi 3 artı 4 gelecek. Demin söylediğim yere geliyorum. İyi takip edin. 2 üzeri 2, 2 üzeri x eksi 3 artı 4. Bakın tabanlar aynı. Üstleri toplarsanız 2 üzeri x eksi 1 artı 4 olacak. Fakat hedefime ulaşamadım. Niye biliyor musun? Çünkü benim istediğim 1. Burada 4 var. O zaman 3 çıkartmalısın. O halde fx'i sadece 4 ile çarpmak yetmez. 3 çıkartmalısın ki bu ifade fx artı 2'ye benzesin. Buyurunuz 4 fx eksi 3 fx artı 2 cinsinin eşitidir diyoruz. Sorumuzda f içerisinde 2x eksi 1 bölü x artı 3 var. Bu ifade 4 eksi x'e eşitlemiş. F3 değeri sorulmuş. Arkadaşlar f'ler aynı parantezler aynı. O zaman buradaki 2x eksi 1 bölü x artı 3 ifadesini kime benzetmem lazım? 3'e. Şimdi ben x yerine şunu yazıyorum diyemeyeceksin belki. Şunu yapabilirsin. 2x eksi 1 bölü x artı 3'ü gidiyorum 3'e eşitliyorum ki x yerine kaç yazarsam parantezin içerisine 3 yapabilirim onu bulacağım. Bunun altında bir 1 var. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 1 ile 2x eksi 1'i çarptım 2x eksi 1. 3 ile de x artı 3'ü çarptığımda 3x artı 9 gelecek. 2x'i bu tarafa attığımda x 9'u bu tarafa attığımda eksi 10 gelecektir. Demek ki x yerine eksi 10 yazarsak f3 elde edeceğiz. İnanmadım diyenler olabilir aramızda. Buyurun yazıyorum. 2 çarpı eksi 10
eksi 20 eksi 1 bölü eksi 10 artı 3. Yazmaya devam. 4 eksi eksi 10. Bakın üst taraf eksi 21, alt taraf eksi 7 yaptı. Burada da 4 artı 10'umuz var. Eksi 21'i eksi 7'ye böldüğümde de f3 gelecektir. Benden sana tavsiye. Bunu her seferinde yapma. Çünkü zaten eğer işlem hatası yapmadıysan bu durumda içerisine f3 yapacak değeri arıyorduk zaten. Eksi 10 oraya içeri yazmana gerek yok. Yani işte ben buraya x eşittir eksi 10 yazdım. Dolayısıyla f3 oldu diyerek buradan devam edebilirsin. Bu durumda karşılığı 14 gelecektir diyoruz. Sorumuz f reel sayılardan reel sayılara fx kare artı 3x eşittir 4x kare artı 12x eksi 11 fonksiyonu verilmiş. F7 sorulmuş. Şimdi bak klasik başlıyorum, tamam mı? Yine bunları görmeye başlayan öğrenci şunu yapar. X kare artı 3x 7 eşit olacak. X kare artı 3x eşittir 7. X'e 1 vereyim. 1 artı 3 4 olmalı. 2 vereyim. 4 6 10 olmuyor diye kalırsın. Fakat burada şunu öneriyorum. Bak fonksiyon dediğimiz şey aslında bir makine arkadaşlar. Bu makinenin bazen kodunu öğrenmen lazım. Anlattık ya kullanım alanları ve faydalarını. Cep telefonu, tabletler, kod yazarken kullanılanlar filan dedik. Dolayısıyla burada parantezin içerisindeki x kare artı 3x bu hale nasıl dönmüş ona bakmak lazım. Tabiri caizse makinenin içerisine x kare artı 3x'i bırakmışsın. O dışarıya 4x kare artı 12x eksi 11 olarak çıkartmış. Hocam bak burası var ya 4 ile çarpmış bunu. Çok haklısın. İçeriye yazılan ifadeye gitmiş burada 4 ile çarpmış. Sonra ne yapmış? 11 çıkartmış. Demek ki bu makine içeriye ne yazılırsa 4 ile çarpıp 11 çıkartma üzerine kurgulanmış. Bunu yakaladığımız anda artık F7, yani artık makinenin içerisine 7 bırakıyorsun. Makine ne bıraktığına bakmaz. Makine 4 ile çarpar 11 çıkartır. 4 çarpı 7 eksi 11 olacak. Buradan da karşılığı 28 eksi 11. Buradan da sonucumuz 17 gelecektir. Sorumuzda f reel sayılardan reel sayılar olmak üzere fx artı 1 eşittir fx artı x eksi 1 verilmiş. F2'nin 9 olduğu verilmiş. F21 değeri kaçtır denmiş. Merdiven fonksiyonları illaki duymuşsundur. Bana verilenden başlıyorum arkadaşlar. Bana f2 verilmiş. X yerine gidiyorum 2 yazıyorum. Şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. F3, F2, 2 yazdığımda 2 eksi 1'den artı 1. 2 yazdığımda karşıma ne çıktı? 3. O zaman x yerine 3 yazıyorum. X gördüğüm yeri 3 yazdığımda F4, F3, 3 eksi 1'den 2. 3 yazınca 4 çıktı. O zaman şimdi x gördüğüm yere 4 yazıyorum. F5, F4, 4 yazdığımda 4 eksi 1'den 3. E hocam ne yapayım, böyle mi gideceğiz? Hayır tabii ki de. Biraz yazdıktan sonra canımız tıkılacak. F21 lazım bana diyeceğiz. Gaza gelip x yerine 21 verme. Çünkü x yerine 21 verirsen burası 22 olur. E bizim istediğimizi geçmiş olur. X yerine 20 veriyorum. 20 verdiğimde burası F20. 20 verdiğimde F20 değil. F21 yanındaki F20 olacak. F20, 20 verdiğimde burası da 19 gelecek. Ben bunları taraf tarafa topluyorum. F3, F3 ile. Çünkü bir tanesi eşitliğin solunda bir tanesi sağında. F4, F4 ile F5, F5 ile şu F20'nin hemen, F21'in hemen üstünde bir F20 var, bununla gidecek. Sol tarafta kalan ifademiz F21. Sağ tarafta kalan ifademiz F2 artı 1, 2, 3, bıdı bıdı 19'a kadar olan ifade sağ tarafta kalacak. F2'nin değerinin 9 olduğunu, 1'den 19'a kadar olan sayıların da Gauss yöntemiyle 19 çarpı 21 bölü 20 bölü 2 olduğunu biliyorum. 19 son terim, bir fazlası 20, 2'ye bölüm. Bunları topladığımda bu iş bitmiş olacak. 9 artı, şu ikisini sadeleştirelim. 10 çarpı 19'dan 190 gelsin. Ve bunları topladığımda da karşılığı ne gelecektir? 199 gelecektir. Merdiven fonksiyonlara dikkat. Şimdi blok dersimizin sonuna geliyoruz. Bir taraftan da fonksiyon dersinin ilk dersinin sonuna geliyoruz. Ne yaptık burada? Fonksiyon tanımına baktık. Fonksiyon olma şartı çok önemli. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Ve bir eleman böyle 3-5 yere birden gidemeyecek arkadaş. Fonksiyonun en geniş tanım kümesine baktık. Bir de fonksiyonda değer bulma sorularını da inceledik. Haydi bakalım artık soruları senin tarafından çözme zamanı. Ödevleri yapma zamanı geldi. Hadi bakalım. Yalnız ondan öncesinde ne yapıyoruz? Önce geçen dersin ödüllü sorusuna bakıyoruz. Evet, geçen dersin ödüllü sorusu x kare artı 2 bölü x kare üzeri 8 açılımında x üzeri 4'lü terimin katsayısıydı. Şimdi biz bu soruları şöyle çözüyorduk biliyorsun. X kare tepesine bir şey yazacağız, onu bilmiyoruz.
Bir de 2 bölü x karenin tepesine bir şey yazacağız. Fakat bu soru işaretlerinin toplamları ne kadar olacaktı? 8. Şimdi ben soru işaretine öyle şeyler koymalıyım ki sadeleştirme neticesinin x üzeri 4 olmalı. Tabii bu biraz deneme yanılma yolu. O halde şunu yapıyorum. Tabii deneme yanılma yolunun yanında hani buraya a deyip buraya 8 eksi a diyerek normal matematiksel işlemlerde yapabilirsin, tercih meselesi. Ben toplamları 8 olan sayılarda 5'e 3'ü seçsem. X karenin 5. kuvveti x üzeri 10. 2 bölü x karenin 2 de 8 bölü x üzeri 6 olacak. X üzeri 10 ile x üzeri 6'yı sadeleştirdiğimde x üzeri 4'ü bulacaksınız. Fakat bunun önündeki kombinasyonu unutmayalım tabii. 8'in üçlü kombinasyonu. Şimdi gelelim işlemlere. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. Şunlar sadeleşecek. X üzeri 10 var dedik. Burası da 8 bölü x üzeri 6. 8 çarpı 7 56. Bir de 8'im var. X üzeri 10 ile x üzeri 6 sadeleşince x üzeri 4 gelecek. Son olarak 56 ile 8'i çarpmam lazım. 50 ile çarpsam 400. 6 kere 8'den de 48 gelecek. 448 çarpı x üzeri 4 olacaktır. Bize katsayı sorulduğundan dolayı bulmanız gereken cevap 448'di. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu. Evet, bu dersin ödüllü sorusu da şu arkadaşlar. Tanım kümesi iki basamaklı AB doğal sayılardan oluşan f ve g fonksiyonları. F AB eşitmiş 2A artı 3B eksi A üzeri B'ye. G AB de 3A artı 4B eksi B üzeri A içinde tanımlanmış. Buna göre diyor F24 eksi G32 işleminin sonucu kaçtır? Başarılar diliyorum. Ödevleri ihmal etmeyin. Herkese merhabalar. Gelelim kimyadan bahsetmeye arkadaşlar. Daha öncesinde kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamaları ünitesine bahsettiğimizden bahsettik. Kimyanın temel kanunlarını tamamladık. Mol kavramını tamamladık. Şimdi tabii ki ünitemizdeki ilerleyişimiz devam ediyor. Bugünkü dersimizde arkadaşlar bahsedeceğimiz konu kimyasal tepkimeler ve denklemler olacak. Yani aslında tepkimelerin oluşum süreçleri nasıl değerlendirmeye alacağız, katsayıları nasıl belirleyeceğiz ve tepkime türleri nelerdir? Bunlar üzerine konuşacağız. Daha sonrasında da yapacağımız kimyasal hesaplamalarda bugün yapacağımız dersin bilgileri çok önemli olacak arkadaşlar. Özellikle mol kavramı ve kimyasal tepkimelerde denkleştirme işlemleri çok işimize yarayacak. Şimdi nelerden bahsedeceğiz peki dersin içeriğinde? Denklem yazımından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir denklemi nasıl oluştururuz? Tepkime denkleminin okur yazarlığını aslında öğreneceğiz. Hangi ifade ne anlama geliyor bunu göreceğiz. Tepkimelerde korunan ve korunmayan özelliklerden bahsedeceğiz. Bu özellikler de zaten bir sonraki adımı yani denkleştirmenin önünü açacak. Bize denkleştirme yaparken hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz ve tepkime türlerini tanıyacağız arkadaşlar. Bir tepkimenin denklemini gördüğümüz zaman bu ne tür bir tepkimeymiş bununla ilgili yorumlar yapabiliyor olacağız. Peki dersi tamamladığımız zaman biz neleri aslında kendimize kazandırmış olacağız? Dedik ki aslında kimya okur yazarlığı için çok önemli bir adım olacak burası. Kimyasal tepkimelerin sembolik olarak nasıl gösterildiğini biz anlıyor olacağız artık. Ve farklı tepkime türlerini karşılaştırma imkanı bulacağız. Hangi tepkime türünün ne gibi özellikleri vardır? Bunları değerlendirmeye alacağız. Ve tabii ki dersi tamamladığımız gibi hemen ödevlendirmeler de bizi bekliyor olacak. Sıfırdan ona kimya kitabımız arkadaşlar temel ödev kitabımız olarak karşımıza duracak. Ve 36 ve 50 sayfa arası bizim ödevimiz olacak. Peki içeriğimizde neler var? Ödevimizde neler var? Arkadaşlar her sayfada aslında bize sol tarafta konuyu anlatan bir sayfa yer alacak. Ve hemen onun yanında bir sayfa dolusu soru tam da burada öğrendiklerimizle ilgili çözmemizi bekliyor olacak. Her sayfada bu kendini tekrar edecek ve dolayısıyla her sayfayı çevirmemiz aslında bir konuyu öğrendiğimiz anlamına gelecek. Bütün bir konuyu tamamladığımız zaman yani bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Tarama testlerini de tamamladığımız zaman aslında bu konuyu bu dersi cebimize koyduğumuz anlamına gelecek. Şimdi sıfırdan ona kimya kitabını tamamladığımız zaman da tabii ki işimiz bitmeyecek. İkinci adımımız dinamo kimya kitabı olacak. Her iki kitaba da büyük çoğunluğumuz sahibiz zaten ve bir an önce edinmemizde de çok büyük fayda var tabii ki. Dinamo kimya kitabında da Tesra 15 ile 21 bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Peki burada neler var karşımıza, neler çıkacak? Arkadaşlar burada her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu çözümlü örnek o konuyu bize öğreten örnek olacak aslında. Çözülen örneğe çok benzer 4 tane soru da hemen altında bizim çözüp kendimizi test etmemiz için bekliyor olacak. Bunları tamamladıktan sonra yine bölümü bitireceğiz ve bölüm tarama testi bizim karşımıza çıkacak. Bununla ilgili de genel bir bakış atıp konuyu tam anlamıyla öğrenmiş olacağız. Eğer her iki kitapta da çözemediğimiz veya kafamızı karıştıran bir nokta varsa kare kodlar sayesinde video çözümüne gidip
bütün eksiklerimizi giderme imkanına sahip olacağız. O zaman ödevlerimizi de aldığımıza göre haydi başlayalım artık. Kimyasal tepkimeleri değerlendirecek olursak, nedir kimyasal tepkime? Şöyle bir tanım cümlesiyle girecek olursak, bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesi olayına biz kimyasal tepkime adını vereceğiz arkadaşlar. Atomlar bir araya gelip bir molekül oluşturabilir ya da moleküller bir araya gelip başka bir bileşik yapısını, daha karmaşık bir yapıyı oluşturabilir ya da tam tersi büyük bir molekül yapısı parçalanarak daha küçük yapıları oluşturabilir arkadaşlar. Yeni türlerin ortaya çıktığı tepkimelere biz kimyasal tepkime adını vereceğiz. Mesela demirin paslanması, meyvelerin çürüyüp bozulması ya da yaprakların sararması, bunların hepsi kimyasal tepkimelerin aslında günlük hayatta karşılaştığımız örnekleri ki 9. sınıfta fiziksel kimyasal değişimler adı altında bir bölümümüz vardı ve orada bunlardan bahsetmiştik. Hangi tepkimeler kimyasal nitelik gösterir, bunlar üzerine konuşmuştuk. Mesela metan gazının yanmasına dair bir tepkimeyi şöyle sembolik olarak gözlemleyecek olursak, şimdi metan molekülü var. Burada oksijen molekülleriyle bir tepkime gerçekleştiriyor. Bu tepkime esnasında bağlar kırılıyor arkadaşlar. Bütün bağlar kırılıp yerine karbon ve oksijen arasında yeni bağlar oluşarak karbondioksit moleküllerini oluşturuyor ve oksijen hidrojen arası bağlar sayesinde de su molekülleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tepkimenin sürecini biz sembolik olarak da şöyle ifade edebiliriz. Metan molekülleri oksijen molekülleriyle tepkimeye girip karbondioksit ve su moleküllerini oluştururken tabii ki o tepkimeye giren veya oluşan taneciklerin sayısını da katsayı olarak biz bu denklemde yer vermeliyiz, belirtmeliyiz. Çünkü her bir metan molekülünün iki oksijen molekülüyle bu tepkimeye girdiğini sembolik olarak da ifade etmek zorundayız. Peki denklemi gördüğümüz zaman bir tepkimede yer alan bazı ifadeler bizim için ne anlam ifade edecek? Arkadaşlar genel olarak ne var? Bir ok işaretimiz var. Tepkimenin sürecini bize anlatan o ok işaretinin sol tarafı tepkimenin girenlerini, bir diğer adıyla reaktiflerini ifade eder. Yani buraya yazılan bütün maddeler o tepkimenin başlangıcında varmış, tepkimeyi gerçekleştirmişler ve başka maddelere dönüşmüşler. İşte o dönüşümün sonucunda oluşan maddelere de biz ürün adını vereceğiz. Ok işaretinin sağ tarafında da ürünlere yer vereceğiz arkadaşlar. Peki maddenin yanına parantez içerisinde yazılan harfler var. Bunlar ne anlam ifade edecek? Eğer bir maddenin yanında G harfini görüyorsak bu onun fiziksel halinin gaz olduğunu bize gösterir. Ya da K harfi olduğunu görüyorsak bunun katı halde bir madde olduğunu, S harfini görüyorsak sıvı halde olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani parantez içerisinde yazılan sayı harf bize fiziksel halde bilgi verir. Bunun dışında ne olabilir? Parantez içerisinde suda yazabilir. Ya da parantez içerisinde şöyle AQ şeklinde bir ifade görebiliriz. Bu suda çözünmüş madde olduğunu gösterir arkadaşlar bize. Bu dört kavramı, ifadeyi bilmemiz gerekiyor. Suda çözünmüş anlamına gelecek. Bir de tepkime denklemi yazılırken ok işareti üzerine bazı ifadeler yazılabiliyor. Belli koşullar veya gerekli ek bilgileri biz ok işareti üzerinde yer verebiliriz. Mesela 300 santigrat derece gibi bir sıcaklık değeri yazıyorsa bu şu anlama gelir. Demek ki bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için ortam sıcaklığının 300 santigrat derece olması gerekiyor. Daha altındaki bir sıcaklıkta bu tepkimenin gerçekleşmesini beklemiyoruz. Veya bir madde yazıyorsa burada işte su olabilir, alüminyum oksit olabilir veya çinko olabilir. Herhangi bir element ya da herhangi bir madde olabilir. Bu da o maddenin katalizörü anlamına gelir arkadaşlar. Yani bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için o maddenin ortamda bulunması gerekiyor. Bak tepkime sürecinde o madde yok. Tepkimenin girenlerinde veya ürünlerinde yok ama o maddenin ortamdaki varlığı ancak bu tepkimenin gerçekleşmesini sağlayabilir. Veya tepkime onsuz da gerçekleşebiliyor olmasına rağmen eğer o madde varsa tepkime daha hızlı gerçekleşir. İşte bu maddeye biz katalizör adını vereceğiz ve onu her zaman için ok işaretinin üzerinde belirteceğiz. Peki tepkimelerde korunan ve korunmayan, yani daha doğrusu korunmak zorunda olmayan bazı özellikler var. Tepkime denklemlerinin katsayılarını belirlerken de bunlar bizim için çok önemli olacak. Tabii ki özellikle korunmak zorunda olan özellikler. Şimdi arkadaşlar bir tepkimede atom sayısı ve atomların türü korunmak zorundadır. Yani sodyum girip magnezyum olarak çıkamaz veya iki sodyum girip iki magnezyum olarak çıkamaz. Burada hem sayı olarak hem de atom türü olarak korunmak zorundadır bir tepkimenin kimyasal tepkimesi olabilmesi için. Bunun dışında kütlenin korunumu diye bir kanun gördük zaten. O yüzden kimyasal veya fiziksel bütün tepkimelerde kütle her zaman için korunmak zorundadır.
Toplam proton, nötron ve elektron sayısı, yani tanecik sayısı korunmak zorunda arkadaşlar. Burada alışverişi yapılabilir. Tabii proton ve nötronun alışverişi değil ama elektronun alışverişi yapılabilir. Ama toplam elektron sayısı sabit kalmak zorundadır. Çekirdek yükü zaten proton sayısı demekti. Dolayısıyla çekirdeğin yapısında herhangi bir bozulma beklemiyoruz. Veya toplam yük. Eğer girenlerin toplamına baktığımız zaman yük sıfırsa ürünlerde toplamda sıfır yüke sahip olmak zorunda. Ya da eksi iki yük varsa toplamda ürünlerde de eksi iki yük olmak zorunda arkadaşlar. Tanecikler, yüklü taneciklerin sayısı değişmediği için toplam yükte de değişen hiçbir şey beklemiyoruz. Çekirdeğin yapısı dedik ki proton ve nötron sayısı değişmez. Çekirdeğin yapısı da değişmez. Yani çekirdekteki proton ve nötron sayısı da sabit kalmak zorunda. Fizikten şunu da biliyoruz. Enerjinin korunumu diye bir kanunumuz var. Dolayısıyla toplam enerji de korunmak zorunda. Bu şu demek değil. Tepkime gerçekleştiği zaman açığa enerji çıkamaz veya enerji kullanılarak tepkime gerçekleşemez demek değil. Mesela bağ enerjisi açığa çıkan enerjiye dönüşebilir. Bir ısı enerjisi olarak açığa çıkabilir. Yani enerjinin türü değişebilir ama toplamda sahip olduğumuz enerji korunmak zorundadır. Ama bazı tepkimeler var ki bazı özellikler korunmak zorunda değil. Mesela mol sayısı korunmak zorunda değil. Hemen şu alttaki tepkimeye bakalım arkadaşlar. Bir azot 3 hidrojenle tepkimeye girip şöyle denk haliyle yazalım. 2 tane amonyak oluşturduğu zaman toplam 4 mol madde tepkimeye giriyorsa 2 mol olarak açığa çıkıyor demek oluyor bu. Demek ki korunmak zorunda değil. Ya da molekül sayısı benzer şekilde korunmak zorunda değil. Aynı şekilde tanecik sayısını da ifade edebiliriz. Bak, atom sayısı korunmak zorunda ama molekül ya da tanecik sayısı korunmak zorunda değil. Ya da maddenin sayısı ve çeşidi. Bak, toplamda 2 farklı madde tepkimeye giriyor. Tek madde olarak açığa çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir korunma mecburiyeti yok. Korunduğu örneklerde karşımıza çıkabilir ama korunmak zorunda değildir. Taneciğin elektron sayısı. Bak, çekirdek korunmak zorunda. Proton ve nötron sayısı korunmak zorunda. Ama elektron alışverişi yapılabilen bir tanecik. Dolayısıyla tanecikler arasında elektron alışverişi olabilir. Dolayısıyla da aslında taneciğe ait yük korunmak zorunda değil. Toplam yük korunmak zorunda. Hacim ve basınç. Gazlardan bahsediyorsak mesela şu tepkimeyi yine değerlendirmeye alalım. Tepkimenin başlangıcında 4 litre gaz varsa sonuç olarak 2 litre gaz ortaya çıkacak. Dolayısıyla kütlenin korunumu diye bir kanun var ama hacmin korunumu diye bir kanun yok. Değişebilir. Maddenin fiziksel hali, madde katı olarak tepkimeye girip ürünlerde sıvı haldeki maddeler olabilir. Korunmak zorunda değil. Ya da zaten kimyasal tepkime genellikle renk, koku, tat, iletkenlik gibi bazı özelliklerin değiştiği tepkimelerdir. O yüzden fiziksel ya da kimyasal özellikler de yine korunmak zorunda değil. Bunlar değişkenlik gösterebilir. Buradaki korunan özelliklerden özellikle de atom sayısı ve cinsinin korunması özelliğinden biz tepkimelerin denkleştirmesini yapacağız. Yani şuraya yazdığımız katsayıları işte bu korunma özelliği bize sağlayacak arkadaşlar. Genel olarak en kolay yöntemimiz nedir peki? Girenlerin ve ürünlerin formüllerini bir yazacağız arkadaşlar. Karşımızda duruyor zaten. Burada en kalabalık olarak görünen hangi madde ise onu referans olarak kabul edeceğiz. Şimdi şuraya baktığımız zaman magnezyum nitrat oldukça kalabalık gözüküyor değil mi? O bizim referansımız olacak. Ardından referansımız her neredeyse diğer taraftakileri denkleştirmeye gideceğiz. Eğer girenlerde ise referans olarak değerlendirdiğimiz madde önce ürünleri yazacağız. Ürünlerde ise girenleri yazacağız. Dolayısıyla bu örnek için girenlerin katsayılarını buna bakarak belirleyeceğiz. Ardından da buradaki katsayıları tamamladığımız zaman referans maddenin yanındaki taneciğin katsayılarını buna göre hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman magnezyum nitratın katsayısının 1 olduğunu varsayarak bir işleme başlayalım. Şimdi diyeceğiz ki burada bir tane magnezyum var. Burada da bir tane magnezyum var zaten. Bunun katsayısı 1 olsun. Sonra gelelim. Burada en kalabalık yapının içerisinde bak 2 tane azot var. Dolayısıyla burada da 2 azot olması gerekiyor. O zaman HNO3'ün katsayısı 2 olmalı. Şimdi burada toplamda 6 tane oksijen var. Biz bu 2'yi yazdığımız anda oksijen sayısı gene 6 oldu. Burada da eşitliği sağladık. Biz bak şuradaki katsayıları hesapladık ya, bunun katsayısında 1 olduğunu varsaymıştık zaten referans olarak aldığımız için. Artık buraya bakarak hidrojenin katsayısını belirleyeceğiz. Burada toplam 2 tane hidrojen var. Burada da bu haliyle 2 hidrojen var. Dolayısıyla hidrojenin katsayısının da 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım gerçekten de bu denkliği sağladığımız zaman atom türü ve atom sayısı korundu mu? Şimdi girenlerde hangi atomlar var? Magnezyum var. Kaç tane var? 1 tane var. Girenlerde hidrojen var. Kaç tane? 2 tane. Azot var. 2 tane. Oksijen var. 3 çarpı 2'den
6 tane oksijen atomu var. Ürünler için aynı şeyi yazalım. Magnezyum var. Kaç tane var? 1 tane var. Bak eşitlik sağlandı. Başka kim var? Azot var arkadaşlar hemen bunun yapısında. 2 çarpı 1'den 2 tane azot var. Bunu da sağlamış olduk. Oksijen var hemen onu görüyoruz yapıda. 3 çarpı 2'den 6 tane oksijen var. Burada da eşitliği sağladık. Ve hidrojenimiz var. Hidrojenden de katsayısı 1 olduğu için 2 tane var. Dolayısıyla hem girenlerde hem ürünlerde bütün atom sayılarını ve türlerini koruduysak demek ki burada denkliği sağlamışız demek olacak. Hemen birkaç tane örnek çözelim o zaman bunlarla alakalı. Mesela KClO3'ün bir dönüşüm sürecinden bahsediyorsak. Ne dedik? Önce bir referansımızı belirleyelim. Şimdi buradaki en kalabalık yapı zaten girenlerde tek başına olan yapı. Bunu referans olarak belirledikten sonra bunun sahip olduğu atomlar diğer tarafta da aynı sayıda yer alıyor. Bakalım potasyum bir tane var. Burada da bir tane var. Tamamdır. Klor bir tane var. Burada da bir tane var. Bu da tamamdır. Ama burada 3 tane oksijen, burada 2 tane oksijen var. O zaman bunların bir eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Bu eşitliği nasıl sağlarız? Şimdi 3'e 2 olduğuna göre 2 tane oksijenin olduğu tarafa 3, 3 tane olanın tarafına 2 yazdığımız zaman oksijen sayısını eşitlemiş olduk. Şimdi buradaki potasyum ve klor sayısını değiştirdiğimiz için bunun katsayısını da ona göre değiştirmemiz gerekecek. Demek ki KCl'nin katsayısına da 2 yazdığımız zaman hem potasyum hem klor hem oksijen sayısı iki tarafta da birbirine eşitlendi. O yüzden tepkimemiz artık denk halde. Şimdi buraya gelecek olursak arkadaşlar bak ikinci ve üçüncü örneklerde şunu görüyoruz. Karbon, hidrojen ve oksijen haricinde bir madde içermeyen herhangi bir bileşiğin oksijenle yaptığı tepkimenin ürünü her zaman için karbondioksit ve su olacak. Yani burada oksijenle tepkimeye giren madde az sonra bunu yanma tepkimesi olarak değerlendireceğiz. Karbon, hidrojen ve oksijen dışında bir şey içermiyorsa ürünler sabittir. Soru bize vermese de karbondioksit ve su olmak zorunda. İşte bu tarz tepkimelerde şunu yapıyoruz. Her zaman için referans olarak değerlendirdiğimiz bileşik burada oksijenin yanındaki bileşik olacak. Ve sıralamamız da şu olacak. Önce karbon sayısı, sonra hidrojen sayısı, sonra da oksijen sayısını eşitleyeceğiz. 3 tane karbon var. Eşitliği sağlamak için karbondioksitin katsayısına 3 yazalım. 8 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısına 4 yazarsak burada da 8 hidrojen olur. Son olarak oksijen sayısına bakacaktık ya. Şimdi buradaki toplam oksijen sayısı 6 artı 4'ten 10 tane oksijen var. Burada da 10 tane oksijen olmasını istiyorsak O2'nin katsayısına 5 yazmalıyız. Demek ki C3H8'in yani propanın katsayısı 1 olmalıymış. Bak denkliğimizi sağladık. Aynı işlemi burada yapacağız. Bunu referans kabul ettiğimiz zaman yapıda 5 tane karbon var. O zaman karbondioksitin katsayısı 5 olsun diyelim. Yapıda 9 artı 1'den 10 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı da 5 olacak ki toplam 10 tane hidrojen olsun. Şimdi ürünlerdeki oksijen sayısına bakalım. 10 artı 5'ten 15 tane oksijen var. Girenlere geldiğimiz zaman şurada zaten bir tane oksijen var. Demek ki girenlerde bizim 14 tane daha oksijene ihtiyacımız var. Bunu nasıl sağlarız? O2'nin katsayısına 7 yazdığımız zaman 14 artı 1'den 15 tane oksijen girenlerde olur. 10 artı 5'ten 15 tane de burada var. Demek ki denkliğimizi sağladık. Gelelim şöyle bir tepkimemize. Alüminyum ile oksijen tepkimeye girip alüminyum oksit oluşturuyormuş. Şimdi arkadaşlar bizim referansımızın bu olduğu açık. Şimdi 2 alüminyum var. Demek ki şunun katsayısını 2 yazarsam alüminyumlar eşitlenir. Ama şuna dikkat edeceğiz. 2 oksijen 3 oksijen var değil mi? Bu eşitliği sağlamaya öncelik vermem gerekiyor. Bunu nasıl yaparız peki? 3 tane oksijen olanın katsayısına 2, 2 tane oksijen olanın katsayısına 3 yazdığım zaman her iki tarafta da 6 tane oksijen olur. Artık alüminyum eşitliği için burada 4 tane alüminyum varsa alüminyumun katsayısına 4 yazarım. Şurası da 1'di tabii ki. Böylece eşitliği sağlamış olurum deriz arkadaşlar. Denkliğimizi böylece tamamlamış oluruz. Geçelim şimdi kimyasal tepkimelerin türlerinden bahsetmeye arkadaşlar. İlk olarak analiz ve sentez tepkimelerinden bahsedeceğiz. Bunlar birbirinin tam zıttı olan tepkimeler zaten. Diyeceğiz ki bileşiklerin daha küçük parçalara ayrılmasına biz analiz tepkimesi adını veririz. Yani ayrışma ya da parçalanma olarak da isimlendirebiliriz bu tepkimeleri. Şöyle bir denklem olması lazım. X gibi büyük bir parçamız var. Bu Y artı Z şeklinde küçük parçalara ayrılacak. Hatta 3 parçaya da ayrılabilir. Bununla ilgili sıkıntı yok. Yeter ki girenlerde tek parça madde olsun. Ne gibi? Magnezyum karbonat, magnezyum oksit artı karbondioksit ayrıştı. Bak büyük bir yapı vardı. Küçük iki parçaya ayrıldı. Ya da demir sülfat bileşiği, iki sülfat bileşiği daha doğrusu. 3 farklı parçaya ayrıldı. Dolayısıyla bir ayrışma söz konusu. İşte bunların ikisine de analiz adını vereceğiz. Neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Ürünler
burada element olmak zorunda değil. Hani daha küçük parçalara ayrılmak zorundadır diyoruz ama bu küçük parça illaki bir element olmak zorunda değil. Daha küçük molekül yapılarına ya da bileşik yapılarına da ayrışabilir, gene analiz olarak adlandırırız. Sentez ise bunun tam tersi, küçük maddelerin, küçük taneciklerin birleşerek büyük ve tek bir taneciği oluşturduğu tepkimelere de sentez adını vereceğiz. Yani nasıl bir sistem olacak? X artı Y gibi küçük tanecikler birleşerek tek bir tanecik oluşturacak. Burada büyük bir yapı ortaya çıkması lazım. Ne gibi? Azot monoksitle oksijen tepkimeye girip azot dioksiti oluşturmuş. Bir sentez tepkimesi. Ya da gümüşle oksijen tepkimeye girip gümüş oksit bileşiğini oluşturmuş. Yine bir sentez tepkimesi karşımızda olacak. Yani şöyle de düşünebiliriz. Analiz tepkimesinin tam tersi her zaman bize sentez tepkimesini verir. Ya da sentezin tersini düşünürsek o da her zaman için analiz tepkimesi olarak karşımıza çıkar. Bir diğer tepkime türümüz arkadaşlar, yanma tepkimesi. Şimdi yanma tepkimelerinde en temelde, en anahtar bir molekül yapımız var. O2 arkadaşlar. Eğer herhangi bir madde oksijenle tepkimeye giriyorsa biz bu tepkimeyi yanma tepkimesi olarak adlandırabiliriz. Hemen şu örneklerimize tekrar bir bakacak olursak. Bak şurada gümüş ve azot monoksitin oksijenle tepkimesini görüyoruz. Demek ki bunlar hem sentez hem de yanma tepkimesi olarak değerlendirilebilir. O zaman aynı tepkime birden fazla tepkime türünün alt başlığı da olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi peki bir tepkimenin yanma tepkimesi olabilmesi için, daha doğrusu yanma tepkimesinin gerçekleşebilmesi için ortamda hangi şartların olması gerekiyor? Şimdi bir O2'miz olacak zaten, burası kesin. Yani oksijeni de bu yüzden yakıcı madde olarak isimlendireceğiz. Ortamda yakıcı bir madde olacak. Bunun yanı sıra yanıcı bir madde de olması gerekiyor ki, yani oksijenle tepkime verebilen bir madde olması gerekiyor ki yanma tepkimesi gerçekleşebilsin. Karbondioksit oksijenle tepkime vermez. Dolayısıyla karbondioksiti yakmak mümkün değil. Tamam mı? Ama sadece yanıcı ve yakıcı bir araya geldi, yanma tepkimesi başlar diyemiyoruz. Kağıdın yanıcı olduğunu biliyoruz. Ortamda oksijen olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iki şart şu anda bu ortamda var. Bu kağıt neden yanmıyor şu anda? İşte bunun içinde üçüncü koşul ortaya gelecek. Tutuşma sıcaklığına ihtiyacımız var. Hani bir çakmakla bir şekilde bunu alevlendirecek kadar sıcaklığı sunmam gerekiyor ki yanma tepkimesi başlayabilsin. Tamam. Şimdi yanma tepkimesinin de alt türlerine gelecek olursak arkadaşlar, yavaş yanma ve hızlı yanma olmak üzere ikiye ayıracağız aslında yanma tepkimelerini. Şöyle yavaş ve hızlı diyelim. Yavaş yanma dediğimiz şey metallerin oksijenle verdiği tepkimeler. Hani demir paslanır değil mi? Aslında demirin paslanması demirin yanmasıdır arkadaşlar. Sadece çok yavaş gerçekleştiği için, ortaya alevler çıkarmadığı için biz onu uzun bir süreçte ancak gözlemleyebiliyoruz. Demirin oksijenli tepkimesi, yani paslanması, ya da magnezyumun oksijenle verdiği tepkime veya gümüşün kararması, bunların hepsi metallerin oksijenle verdiği tepkimeler olduğu için yavaş yanma tepkimesi olarak değerlendireceğiz. Ama organik bileşikleri değerlendirecek olursak, bunlar yanarken bir de açığa alevler çıkarır. İşte o hızlı yanma tepkimeleri olarak değerlendirmeye alınır. Ve şuna dikkat edeceğiz. Yavaş yanmada da hızlı yanmada da bir istisna hariç hepsi açığa ısı çıkarak gerçekleştirir. İkisinde de ısı açığa çıkıyor. Farkı nedir? Yavaş yanmada sadece ısı açığa çıkarken hızlı yanmada açığa ışık da çıkar. Yani alev dediğimiz olay hızlı yanmada karşımıza çıkar arkadaşlar. Dedik ki bir tane istisnamız var bunun için. Bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir, yani ısı açığa çıkararak gerçekleşir diyeceğiz. Sadece azot endotermik olarak, yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşir arkadaşlar. Bu istisna çok önemli, bilmemiz gerekiyor. Hatta şöyle değerlendirelim. Eğer bu istisna olmasaydı, azot da diğer maddeler gibi egzotermik olarak açığa ısı çıkararak yansaydı, atmosfer diye bir şey olamazdı arkadaşlar. Çünkü atmosferin %78'i azot, %21'i oksijen. Biz herhangi bir kıvılcım verdiğimiz anda yanma tepkimesini başlatırdık ve atmosfer kendi kendini imha edene kadar yanmaya devam ederdi. Neyse ki böyle bir istisna var da atmosfer varlığını koruyabiliyor. Öyle düşünebiliriz. Bunun sebebini açıklayacak olursak da mesela azotun molekül yapısını, Lewis yapısını şöyle 9. sınıftan hatırlayacak olursak, arada üçlü bağ vardı değil mi azot tanecikleri arasında? Dolayısıyla azot atomları arasındaki bağ o kadar kuvvetli ki biz onu kırabilmek için harcadığımız enerji yanma tepkimesi sonucunda açığa çıkan enerjiden fazla oluyor. İşte bu yüzden tepkime endotermik olarak kalıyor. Yani ısıya ihtiyaç duyarak
gerçekleşen bir yanma tepkimesi olarak kalıyor. Geçiyoruz bir diğer asit baz tepkimesi türünün bir diğer tepkime türü olan asit baz tepkimelerine arkadaşlar. Şimdi burada tanım biraz önemli. Neye asit diyoruz, neye baz diyoruz? Bak bu ikinci sınıfta göreceğimiz asitler, bazlar, tuzlar ünitesinin de aslında girişi çok önemli olacak. Orada da bunun üzerinde yoğun olarak durmaya devam edeceğiz. Diyeceğiz ki suyun içerisinde, suda çözündüğü zaman ortama H+ iyonu veren maddelere asit, OH iyonu veren maddelere de baz denir. Tamam mı? Mesela HCl, hidroklorik asit. Suyun içerisine attığımız zaman H+ artı Cl şeklinde iyonların ayrışır arkadaşlar. Demek ki suya H+ iyonu verdiği için bu bir asittir. Ya da H2CO3. İki tane H+ bir de CO3 -2 iyonu verir. Demek ki asitmiş. Ya da H3PO4. Üç tane H+ iyonu ve buna karşılık PO4 -3 iyonu, yani fosfat iyonu verir. H+ verdiğine göre demek ki asitmiş. Organik asitler var bir de. Bak şuraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. COOH ile biten bir organik molekül yapısı geliyorsa karşımıza, bu her zaman için şu sondaki hidrojeni suya iyon olarak verdiği anlamına gelecek. Yani nasıl? Şu sondaki hidrojen hariç ne varsa bize negatif yüklü anyonu verecek. Sondaki hidrojen ise H+ iyonu olarak suyun içerisine karışacak. İşte bu yüzden suya H+ iyonu verdiği için bunları da organik asit olarak isimlendireceğiz. Baza gelecek olursak OH iyonlarından bahsediyorduk. Mesela potasyum hidroksit K+ OH- şeklinde iyonlarına ayrışacak. Ya da magnezyum hidroksit Mg+2+2 OH şeklinde iyonlaşacak. Alüminyum hidroksit Alüminyum+3+3 OH şeklinde iyonlaşacak. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Amonyak susuz baz olarak adlandırılır. Çünkü suya kendisi OH veremiyor olmasına rağmen bir baz özelliği gösterir. Çünkü suyun içerisinde suyla tepkime vererek kendisi NH4+ yani amonyum iyonları oluştururken suyun içerisinde OH iyonlarının oluşmasına sebep olur. Diğer bazların tersine suya OH vermez. Sudan hidrojen çaldığı için suda OH kalmasına sebep olur. O yüzden o da baz özellik gösterir. Tamam. Şimdi asitleri bazları genel anlamıyla şöyle tanımladıktan sonra tesir değerli denilen bir ifadeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki asitler için suya verdiği H+ sayısı, bazlar için de suya verdiği OH sayısı onun tesir değerliğini verir. Yani HCl için demek ki tesir değerliği 1'miş. H2CO3 için 2'ymiş. Ya da H3PO4 için 3'müş. Ya da karınca asidi için, formik asit için bir tane hidrojen olduğuna göre tesir değerliği 1'miş. Aynı şeyleri bunun için yazarız. OH bir tane, OH iki tane, OH üç tane demek ki tesir değerlikleri bunlarmış. Amonyakta OH'ın katsayısı 1, demek ki onun tesir değerliği de 1'miş deriz. Bu sayılar nötralleşme tepkimelerinin ya da asit baz tepkimelerinin denkleştirmesi için çok önemli olacak. Şimdi asit baz tepkimesi ve nötralleşme tepkimelerine gelecek olursak arkadaşlar, bunlar arasında çok temel bir fark var aslında. Şöyle değerlendirebiliriz. Asit baz tepkimelerini bir evrensel küme olarak değerlendirirsek, nötralleşme tepkimesi onun bir alt kümesidir. Yani bütün asit baz tepkimeleri aynı zamanda nötralleşme değildir. Ama bütün nötralleşme tepkimeleri aynı zamanda asit baz tepkimesi olabilir. Hemen tanımdan bir gidelim. Bir asit ile bir bazın tepkimeye girmesi o tepkimeyi asit baz olarak değerlendirmemiz için yeterli. Ama nötralleşme olabilmesi için koşullar var. Bir asitle bir baz gene tepkimeye girecek ama sulu ortamda bu tepkimeye girecekler. Yani suda olmaları gerekiyor. Ve tepkime sonucunda da açığa hem tuz, tek başına tuz yetmez, bir de yanında suyun çıkması gerekiyor ki biz onu nötralleşme tepkimesi olarak adlandırabilelim. Şimdi buradaki peki süreci değerlendirecek olursak. Şimdi asit dediğimiz şey nedir? Daha önceden dedik ki bir önceki sayfamıza şöyle dönelim. Suyun içerisinde H+ iyonu oluşturuyorsa asittir. Ama hidrojenin yanında da klor iyonu, yani bir anyon var. Ya da H2CO3'te H+ iyonu çıkıyor ama bir de karbonat anyonu çıkıyor. Bak asit dediğimiz şey H+'nın yanında bir de anyon çıkarması gerekiyor. Bazda da OH'ın yanı sıra bir tane katyon çıkarması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bazlar illaki katyon içerir. Bütün asitler illaki bir anyon içerir. İşte o tuz dediğimiz şey bazdan gelen katyonla asitten gelen anyonun birleşmesi sonucunda oluşan yapıdır. Su nasıl oluşuyor peki? Asitten gelen H+ ile bazdan gelen OH birleşerek de bize su molekülünü ortaya koyuyor arkadaşlar. Şimdi denkleştirme ve net iyon denklemini ortaya koyarken de yapacağımız şey şu olacak. Diyeceğiz ki
asitten gelen haşartıyla bazdan gelen o OH'ın birbirine eşit olması gerekiyor. Yani az önce öğrendiğimiz o tesir değerliği mevzusunu burada kullanacağız. Mesela HCl ve NaOH. Bak birinde bir tane haşartı, diğerinde bir tane OH var. İkisinin de tesir değerliği bir. Dolayısıyla birebir tepkime girecekler. Katsayılarda bir oynama yapmamıza gerek yok. Peki tuzun formülünü nasıl belirleyeceğiz? Bazdan her zaman katyon gelir dedik. Demek ki tuzumuzun katyonu sodyummuş. Asitten her zaman anyon gelir dedik. Dolayısıyla tuzumuzun anyonu HCl şeklinde, NaCl şeklinde olmalıymış. Suyun molekül yapısına gelecek olursak birer tane H artı ve OH gelerek bir tane su molekülünü ortaya koyacak. Diğer tepkimeye gelelim arkadaşlar. Şimdi H artı OH eşitlenecek dedik. 2 tane H artı 3 tane OH var. O zaman bir eşitlik sağlamamız lazım. Bunu nasıl sağlarız? 2 tane H artı varsa katsayısına 3, 3 tane OH varsa katsayısına 2 yazarız ki 6 tane H artı 6 tane OH şeklinde birbirine eşitlensinler. O zaman tuzun formülü artık ortaya çıktı. Bazdan her zaman katyon gelecekmiş. Yani tuzun katyonu alüminyummuş ve 2 tane olduğuna göre Al2 şeklinde gitmeliyiz. Şimdi asitten anyon gelecek dedik. O zaman SO4 yani sülfat bizim anyonumuz olacak ama 3 tane var. Bunu her zaman olduğu gibi parantez içerisinde belirtiyoruz. Bu bizim tuzumuzun formülü. Bir de açığa su çıkması gerekiyor. Peki kaç molekül su açığa çıkıyor? 6 tane H artı ve 6 tane OH bir araya geliyorsa 6 molekül su açığa çıkaracaktır. Arkadaşlar şuna dikkat. Bir nötralleşme tepkimesinden bahsediyorsak net iyon denklemini her zaman için suyun oluşum süreci verir. Yani H artı ve OH'ın bir araya gelerek su molekülünü oluşturduğu tepkime bizim nötralleşme tepkimemizin net iyon denklemidir. Her iki tepkime için de aynı şey geçerli. Tuzun oluşumu bir net iyon denklemi olarak değerlendirmeye alınmayacak. Çünkü suyun içerisinde zaten çözünmüş halde bulunan bir tuz yapısı var karşımızda. Çözünme çökelme tepkimelerine gelecek olursak aslında nötralleşme tepkimesine benzer bir süreç var. Sadece arkadaşlar asit baz tepkimelerinde asitler katyon olarak H artı bazlar anyon olarak OH veriyordu ya. Bu defa asitle bazı kullanmayacağız. 2 tane tuzumuz olacak dolayısıyla 2 tane katyon 2 tane anyon aynı ortamda bulunacak. Yani tepkimeyi aslında şöyle değerlendirelim. Suyun içerisinde çözünmüş 2 tane tuzumuz var. Ayrı kaplarda suyun içerisinde çözdük biz bunları diyelim. Bunları aynı kabın içerisinde birleştirdiğimiz zaman birinin katyonuyla diğerinin anyonu eğer suyun içerisinde çözülmeyen bir tuz yapısı oluşturuyorsa bu tuz katı halde dibe çöker. İşte çökelme dediğimiz şey aslında bu olacak. Bir tane de suyun içerisinde çözünebilen başka bir tuz olması gerekiyor. Yani bir tepkimenin çözüme çökelme tepkimesi olabilmesi için girenlerde suda çözünmüş halde 2 tane tuz. Ürünlerde de biri katı birisi yine suda çözülmüş halde 2 tane farklı tuz olması gerekecek. Şimdi şöyle değerlendirelim arkadaşlar hemen örneğimiz üzerinden. Gümüş nitrat. Bak suyun içerisinde hangi iyonları bulunduracak? Ag artı ve NO3 eksi iyonlarını bulunduracak. Anyon ve katyon olarak. Sodyum klorür. Na artı ve Cl eksi anyon ve katyonunu bulunduracak. Şimdi biz iki farklı kapta bu tuzları çözüp çözeltileri elde ettiysek ve bu iki çözeltiyi aynı kabın içerisinde birleştiriyorsak. Ezbere bilmek zorunda olmadığımız ama işimize çok yarayacak bir bilgimiz olacak arkadaşlar burada. Diyeceğiz ki lityum, sodyum ve potasyum gibi bir A grubu metallerinin katyonlarının bulunduğu tuzlar suyun içerisinde genellikle çok iyi çözünür. Ve nitrat tuzları yani nitrat iyonları içeren tuzlar suyun içerisinde genellikle çok iyi çözünür. O yüzden bu iyonlar varsa bunlar suyun içerisinde çözünebilen tuz yapılarındadır. Ama bunun dışındaki katyon ve anyonlar birleşerek çökelti oluşturabilir. Mesela burada gümüş nitrat suda iyi çözülmesini, sodyum klorürün yine suda iyi çözülmesini bekliyoruz ama gümüş nitrattan gelen gümüş iyonları ile sodyum klorürden gelen klor iyonlarının birleştiği yani gümüş klorür tuzu katı halde dibe çöker. Suyun içerisinde iyi çözülmesini beklemiyoruz bunun. İşte buna çökelti diyeceğiz. Dolayısıyla da bize çözünme çökelme tepkimesini sunmuş olacak. Diğer katyon ve anyon olan sodyum ve nitratın oluşturduğu tuz zaten suyun içerisinde çözünmüş halde. Yani iyon olarak kalacaklar. Onların yapısında hiçbir değişiklik yok. İşte bu tepkimeye çözünme çökelme tepkimesi diyeceğiz. Net iyon denklemini de arkadaşlar her zaman için çökelen tuz hangisi ise onun oluşum tepkimesi verecek. Net yani gümüş klorür tuzu Ag artı iyonlarıyla Cl eksi iyonlarının birleşerek AgCl katısını oluşturduğu tepkime bizim çökelme tepkimemizdir. O yüzden bu bizim net iyon denklemimizdir, tamam mı?
Seyirci iyonlar kimler peki? Tepkimede hiçbir değişime uğramayan ve suda çözünmüş olarak kalan iyonlar da bizim seyirci iyonlarımızdır. Dolayısıyla bu tepkime için sodyum ve nitrat iyonları seyircidir. Genellikle şu gördüğümüz iyonlar seyirci iyonlar olarak elimizde kalacak arkadaşlar. Hemen birkaç tane örnek çözelim o zaman. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir nötralleşme tepkimesidir diyor. Neydi nötralleşme için şart? Suyun içerisinde çözünmüş bir asitle bir baz tepkimeye girecek ve tuz ve su yapısını oluşturacak. Hemen ilk tepkimeye bakıyoruz bak. Bazla asit tepkimeye girip tuz oluşturmuş ama su yok ortada. Dolayısıyla bu bir nötralleşme tepkimesi değil, asit baz tepkimesidir. İkinci tepkimede bakır nitratla potasyum sülfür tepkimeye girmiş. Suyun içerisinde çözünemeyen başka bir tuz oluşturmuş. O zaman bu tepkime bir çözünme çökelme tepkimesidir. Nötralleşme değildir. C'de bir metal bir asitle tepkimeye girerek tuz açığa çıkarmış ve hidrojen gazı açığa çıkmış. Dolayısıyla bu da nötralleşme değil. D'deki tepkimeye bakıyoruz arkadaşlar. İki madde tepkimeye girmiş. Bir oksit bileşik suyla tepkimeye girip bir asidin oluşumuna sebep olmuş. Bu bir oluşum tepkimesidir. Yani bir sentez tepkimesidir. Nötralleşme değildir. Ama E'ye geldiğimiz zaman suda çözülmüş bir asit, suda çözülmüş bir bazla tepkimeye girip bir tuz yapısı oluşturuyor ve açığa su çıkıyor. Dolayısıyla bu nötralleşme tepkimesidir. O zaman cevabımız E seçeneğindedir. Başka bir soruya bakacak olursak, tepkime vermiş bize kalsiyum metal oksijenle tepkimeye girip kalsiyum oksit bileşiğini oluşturmuş. Diyor ki bu tepkime hangi sınıflandırmalara tabidir, hangilerini yapabiliriz? Şimdi yanma tepkimesi midir? Koşul neydi? Girenlerde O2'yi görüyorsan o yanmadır. Evet, bu bir yanma tepkimesi. Sentez tepkimesi demiş, iki maddenin birleşerek büyük tek bir yapıyı oluşturduğu tepkimelere sentez tepkimesi diyorduk. O zaman bu aynı zamanda bir sentez tepkimesidir de iki madde tek bir maddeyi oluşturmuş. Nötralleşme için asitle bazın tepkimeye girip tuz ve su açığa çıkarması gerekiyordu. Bu kesinlikle bir nötralleşme değil. Dolayısıyla birinci ve ikinci seçeneklerimiz doğru olduğu için cevabımız C şıkkındadır diyeceğiz arkadaşlar. O zaman konuyu bitirdiğimize göre neleri gözden geçirdik, nelere çalıştık, denklem nasıl yazılır, denklemlerin altındaki semboller, ifadeler ne anlama gelir, bunlar üzerine konuştuk. Korunan ve korunmayan özelliklerden bahsettik, korunmak zorunda olmayan özellikler. Korunan özelliklerden de özellikle atom türü ve sayısı sayesinde biz denkleştirme işlemlerini yaparız dedik ve denkleştirme üzerine konuştuk. Ardından da tepkime türlerini bütün alt başlıklarıyla birlikte ve örnekleriyle birlikte değerlendirmeye aldık arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Biyoloji dersinde bugünkü konumuz eşeysiz üreme. Eşeysiz üreme tabii ki mitoz temeline dayanıyordu. Daha önceki dersimizde mitozun tamamını anlatıp bitirmiştik gençler. Bugünkü dersimizde de eşeysiz üreme yapan canlılardan bahsedeceğiz. Eşeysiz üreme sonucunda genetik çeşitlilik olur mu olmaz mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Eşeysiz üremenin ne gibi avantajları var? Tabii ki bunları da anlatacağız. Hazırsanız yaslanın arkanıza. Başlıyoruz. Şimdi tabii ki ilk olarak gençler ödevlerinizi vereyim. Bu dersi bitirdiğimiz zaman soru bankanızdan ve konu özetli kitabınızdan hangi sayfaları çözeceksiniz onları söyleyeyim. Açıyorsunuz sıfırdan onayı. Zaten mitozun sorularını bitirmiştiniz. Bölünerek üreme testinden başlıyorsunuz sayfa 28'den. En sona kadar geliyorsunuz. Yani eşeysiz üremenin tara geç sorularını da çözüyorsunuz. Bu dersi bitirdiğim zaman sayfa 39'a kadar yapmadığınız hiçbir bir şeyin kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan ona biyolojiden. Geldim 10 dinamoya yine aynı mantık. Gençler eşeysiz üreme kısmını açıyorsunuz. Eşeysiz üreme bölünerek üremeyle başlar. Sayfa 25'te çözmeye başlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bunun da tarama testlerini çözüyorsunuz. Sayfa 33'e kadar yapmadığınız, pardon 34'e kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Bir sonraki dersimizde de mayozu anlatacağız. Öncelikli olarak aslında biraz bahsettim bugünkü dersimizde neler anlatacağımızdan. Şöyle bir üstünden tekrar geçmiş olayım. Eşeysiz üremenin ne demek olduğunu anlatacağız. Bazı canlılar eşeyli üreme yapıyor, bazı canlılar eşeysiz üreme yapıyor. İkisinin arasındaki farklardan da bahsedeceğiz biraz. Eşeysiz üremenin hangi canlılarda gerçekleştiğini ve çeşitlerini de bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız.
Hatta en baştan söyleyelim, eşeysiz üreme ne demekti? Adı üstünde karşı bir eşeğe ihtiyaç duymadan tek bir ana bireyden, tek bir ata bireyden yavru birey meydana gelmesine eşeysiz üreme ismini veriyoruz. Eşeysiz üremede tek bir ata canlımız var. Temeli de tabii ki neye dayanacak gençler? Genetik çeşitliliğin meydana gelmediği mitoza dayanacak. Hatta diyeceğiz ki eşeysiz üremenin temeli mitoza dayanır, eşeğili üremenin temeli ise mayoza dayanır diyeceğiz. Eşeysiz üremeyle oluşan canlıların genetik özellikleri tabii ki mitoza dayandığına göre birbirleriyle ve ana canlıyla aynı olacak. En temel cümlem bu. Eşeysiz üremede genetik çeşitlilik meydana gelmez. Oluşan yavrunun genetik yapısı ana canlıyla birebir aynıdır. Mutasyon gibi ekstrem bir durum meydana gelmediyse. Devam ediyorum. Eşeysiz üreyen canlılar uygun ortamlarda tabii ki hızla çoğalabiliyorlar. Bu da çok sayıda yavru birey oluşturmalarını sağlıyor. Eşeysiz üreme ile eşeğili üremeyi kendi içinde kıyas yapacağız. İkisini kıyaslarsak eşeysiz üremede yeni bireylerin oluşma oranı çok daha hızlı oluyor. Çevre koşulları değişmediği sürece çevreye adaptasyon sağlayan bireyler oluyor. Genetik yapı değişmedi. Ben bu çevreye uyum sağladıysam eşeysiz üremeyle benden oluşacak yavru da aynı ortama uyum sağlamış olacak. Ha, aklınız karışmasın, insanlar tabii ki eşeysiz üreme yapamıyorlar. Eşeysiz üreme prokaryot canlılarda da, ökaryot tek hücreli canlılarda da, mantarlarda da, çiçeksiz bitkilerde, bazı hayvanlarda görülüyor. Yani çok fazla derecede canlıda eşeysiz üremeyle birey sayısında artış söz konusu olabiliyor. Eşeysiz üremenin de 6 tane çeşidi var. Birazdan bu çeşitlerden bahsedeceğim. Birincisi bölünerek üreme dediğimiz üreme çeşididir. Mantıken düşünüyorsun. Kim hücre sayısını arttırdığı zaman, kim bölündüğü zaman aslında üremiş olur? Tabii ki tek hücreli canlılardan bahsediyoruz. Tek hücreli bir canlı hücre sayısını arttırdığı zaman, hücre bölünmesi yaptığı zaman birey sayısında da artış meydana gelmiş olacak. Tomurcuklanma ile üremede de fix örneklerden bahsedeceğiz. Mesela hidra bunlardan bir tanesidir. Hidra bir hayvan çeşidi gençler, sölenterler grubuna dahildi. Sporla üreme dediğimiz zaman şapkalı mantarlarda, tohumsuz bitkilerde görülecek. Vejetatif üreme ise yüksek yapılı bitkilerde, yani gelişmiş yapılı bitkilerde görülecek. Aslında bitkiden kopan bir parçadan yeni bir bitki oluşturulması anlamına gelecek. Rejenerasyonla üreme, canlının kopan parçasından yeni bir canlı meydana gelmesi. Aslında vejetatif üreme ile rejenerasyonla üremenin mantığı aynı. Bitkilerde olduğu zaman vejetatif üreme ismini alıyor. Partenogenez ise döllenme gerçekleştirilmeden yumurtadan yeni birey meydana getirilmesi anlamına gelecek. Özellikle arılardaki sisteminden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Sorularda da karşınıza çok çıkar. Bölünerek üremeyle başlıyorum. Prokaryotlarda düşündüğümüz zaman kimler prokaryot hücre yapısına sahipti? Bakteri ve arkeler. Bakteri ve arkelerin tamamı tek hücreli. O zaman prokaryotların tamamında bölünerek üreme gerçekleşebilir derim. Ökaryot tek hücreli canlılarda da meydana gelecek. Yani örnek olarak söyleyecek olursak bakteriler bölünerek üreyecek çünkü onlar prokaryot tek hücreli canlı. Arkeler alemindeki canlılar da bölünerek üreyecek. Yine prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlı. Sorularda en sık karşımıza çıkacaklar da amip, öglena ve paramecium dediğimiz canlılar olacak. Bunlar ökaryot yani çekirdekli hücrelerdi ama yine tek hücreli canlılardı. Bölünerek üreme en hızlı üreme çeşididir. Hücre bölünmesi gerçekleştiğinde birey sayısında artış meydana geliyor. Tabii ki bireylerde geometrik dizi halinde artıyorlar. Yani ne demek istedim? Bir hücreydi, bölündü, iki hücre oldu. Bölündü, dört hücre meydana geldi. Bölündü, hop, sekiz. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 şeklinde geometrik bir artış var. O yüzden de çok hızlı bir birey sayısında artış var.
Prokaryotlarda bölünerek üreme tabii ki mitoz esasına dayanmayacak. Mitoz için yanına ne yazmıştık? Çekirdek bölünmesi. Prokaryot canlılarda çekirdek olmadığı için mitoz esasına dayanmaz diyeceğiz. Prokaryotlar nasıl yapacaklar bu işi? DNA miktarını iki katına çıkartacaklar, sonra da hücrede bölünme meydana gelecek. Hemen mesela bakterilerin üzerinden gidelim. Bakterilerde önce ne yapar? DNA kendini eşler. Şöyle bakteriyi hayal et. Ne yaptı? DNA eşlenince iki katına çıkmış oldu. Daha sonra sitoplazma uzuyor. DNA'lar birbirinden ayrıldı. Hücre zarı içeriye doğru çöküntü yaptı. Hop, iki tane yavru hücre oluşmuş oldu. Mantıken bakıyorsun, DNA kusursuz eşlenip iki tarafa da DNA gitmedi mi? O zaman buradaki bakterinin genetik yapısıyla buradaki bakterinin genetik yapısı birebir aynı. Önemli bir noktanın üstünde daha durayım. Normal şartlarda bazı bakteriler ortalama 20 dakikada bir bölünebiliyorlar. Yani bunların da geometrik artış göstereceğini düşünecek olursak, bakteriyi buraya bıraktım, 20 dakika sonra 2, 20 dakika sonra 4, 8, 16, 32 gidiyor bu 64 diye. Ertesi gün buraya geldiğim zaman ortalığın bakteriden geçilmeyecek hale gelmiş olması gerekirdi. Bizim adım atacak yerimizin kalmaması gerekirdi. Tabii ki hayatta böyle olmuyor. Tamam, 20 dakikada bir bölünme yetenekleri var ama bir süre sonra besin sıkıntısı yaşıyorlar. Bir süre sonra çevre şartları onların gelişimi için uygun olmuyor. Bir süre sonra aralarında rekabet çıkıyor. Bu yüzden de sınırsız o çok sayıda birey sayısındaki artış olmuyor. Sorularda karşımıza çıkacak dedim, bakteri ve arkeler prokaryot DNA'sını eşledi, ikiye bölündü, birey sayısı arttı bölünerek üreme ile. Ökaryot tek hücrelerimiz kim dedim, amip, öglene ve paramesyum. Onların da nasıl bölündüğü ile ilgili soru bankalarında karşımıza sorular çıkıyor. Amip dediğimiz canlının belli başlı bir şekli yoktu. Yalancı ayakları sayesinde hareket ediyordu. O zaman amibe baktığımız zaman bölünme her yönde gerçekleşebilir gençler. Paramesyum terliksi hayvandı. Silleriyle hareket ediyordu. Paramesyum da ne yaptı? Çekirdeğini iki katına çıkarttı, DNA'sını eşledi, ikiye bölündü. Nereden? Enine bir şekilde bölündü. Öglena'ya baktığımız zaman ise boyuna bölünme söz konusu oluyor. Yani Öglena'nın yanına yazayım hemen, boyuna bölünme söz konusu olur. Paramesyum'da enine bölünme söz konusu olur. Amip'te ise yön falan yok. Her yönde bölünme gerçekleşebiliyor. Geldim diğer bir bölünme şeklimize, yani daha doğrusu diğer bir eşeysiz üreme şeklimize. O da tabii ki tomurcuklanma olacak gençler. Ana canlının vücudunda mitozla bir çıkıntı meydana gelecek. Daha sonra mitozla oluşan bu çıkıntıdan yeni canlı oluşacak. Oluşan canlı ana canlıya bağlı da kalabilir. Koloni oluşturabilirler veya ana canlıdan kopup tek başına hayatına da devam edebilir. Tomurcuklanmayla üreme fix örnek kimlerde görülecek? Şu Bira mayası dediğimiz mantar türüdür gençler. Bira mayası tek hücreli bir mantardır. Şu ise Hydra dediğimiz canlı. Hydra da sölenterler grubuna dahil bir hayvandı. Yani mantarlarda ve bazı mantarlarda ve bazı hayvanlarda görülebiliyor. Hadi bakalım. Ana canlının vücudunda mitozla oluşan bir ya da daha fazla çıkıntının gelişmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına hop tomurcuklanma ismini verdik. Ne dedim? Oluşan canlı ana canlıya bağlı kalabiliyor. Ana canlıya bağlı kalırsa koloni oluşturmuştur. Ana canlıdan kopup bağımsız da hayatına devam edebiliyor. Tek hücreli bir mantar olan Bira mayasında görülüyor. Sölenterlerden Hydra, Mercan, Deniz anasında görülüyor. Çok hücreli canlılarda tomurcuklanma sürecinde mitoz ve hücre farklılaşması söz konusudur. Hydra burada çok hücreli bir canlı.
ne yaptı? Mitozla şurada bir çıkıntı oluşturdu. Mitozla oluşan çıkıntıdan hop şu uzantılar, tentekül dediğimiz yapılar meydana geldi. Yani hem şurada mitoz gerçekleşiyor hem de hücrelerin farklılaşması, tentaküle dönüşmesi, gövdeye dönüşmesi, baş kısma dönüşmesi söz konusu oluyor. Hop yeni canlı oluştu. Tabii ki temel mitoza dayandığına göre bu yeni oluşan canlıyla ana canlının genetik yapısı birebir aynıdır. Buradan devam ediyorum diğer bir üreme şeklimiz olan sporla üremeye. Burada neyi bilmem gerekiyor? Yaslan arkana, sporun tanımını bileceksin. Spor nedir? Özelleşmiş, etrafı sert bir çeperle kaplı hücre bölünmesi sonucu oluşan üreme hücrelerine spor adı veriliyor. Olumsuz ortam koşullarına dayanıklı, etrafı kalın bir örtüyle çevrili, özelleşmiş üreme hücrelerine ne ismi verilirmiş gençler? Spor ismi veriliyor. Sporlar mitoz ya da meiozla oluşturulabiliyor ve oluşturulan sporlar etrafa dağıtılıyor. Mesela rüzgarla bir yerden bir yere gidiyor, hayvanın bir tarafına takılıyor, o hayvan sporları başka bir yere götürüyor, suyla taşınanlar var, işte başka tür kuşlarla taşınanlar var, etrafa sporlar yayılıyorlar. Sporların en kromozomlu olduğunu unutmuyorsun, uygun şartlarda da mitozla yeni canlıları meydana getiriliyor. Mesela bazen ormanlık alanlara gideriz piknik yapıldığı zaman. Bakarsın ağacın altında hiçbir şey yok. Aniden yağmur yağar. Birkaç saat sonra ağacın altına baktığında dibinde mantarlar çıktığını görürsün. Hani halk arasında mantar gibi yerden bitti bu da, mantar gibi nereden çıktı bu da lafı var ya. Aslında mantarlar çok hızlı büyüdüğü için oradan geliyor o laf. Orada meydana gelen olay ne? Mantarlar aslında sporlarını oluşturdular. Mitozla en kromozomlu sporları meydana geldi. Daha sonra bu sporları hop etrafa yaydılar. Sporlar uygun koşullarda çimlendi. Çimlendikten sonra da onların işte miselyum adı verilen uzantıları meydana geldi. Hop baktın olgun mantar oluştu. Sporların uygun şartlarda gelişerek yeni canlılar oluşturmasına sporla üreme ismini verdik. Tek hücreli protistlerden bazı mantarlarda, karayosun ve ereltotu gibi bazı tohumsuz bitkilerde de sporla üreme dediğimiz durum söz konusu olacak. Geldim rejenerasyonla üreme dediğimiz kısma. Rejenerasyon ne demek? Aslında hepimizde rejenerasyon görülüyor. Çünkü rejenerasyon yenilenme anlamına geliyor. Canlının kopan bir parçasının kendini tamir etmesi, yenileme özelliği rejenerasyondur. Tüm canlılarda yenilenme söz konusu oluyor. Mesela benim parmağımın şurasını kesmişim. Buradaki parmağımın şurasını kestiğim zaman hücreler ölmüş. Şimdi yara iyileşiyor. Yani ne yapıyor? Buradaki hücreler kendini yeniliyor. Bende rejenerasyon meydana geliyor. Konuyla nasıl bir bağlantısı var? Eğer kopan parçadan yeni bir canlı meydana geliyorsa o zaman rejenerasyonla üreme söz konusu oluyor. Mesela planerya ve deniz yıldızı dediğimiz canlılarda, özellikle planerya dediğimiz solucanda, mesela enine üçe bölüyorsun. Bakıyorsun bu kopan parça hop kendini tamir ediyor. Burası hop başa, burası kuyruğa dönüşüyor. Burası da hop başa dönüşüyor. Bir yerden kopmuştu ya, kopan yerler kendini tamir etti ya, birey sayısında artış meydana geldiği için rejenerasyonla üreme ismini veriyoruz. Planerya rejenerasyonla üremiştir diyoruz. Benim şuradan da hücrelerim koptu. Aslında dağıldılar. Kopan hücrelerden yeni bir seda olmuyor. O zaman bendeki rejenerasyon üremek amaçlı değil gençler. Genellikle de canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır, unutma. Bazı canlıların kopan vücut parçalarının eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlıları meydana getirmesine rejenerasyonla üreme ismini veriyoruz. Planerya dediğimiz solucanı unutma. Bu konunun içinde durayım, şunu da söyleyeyim gençler. Fix örnekler var.
Yukarıda verilen canlılar aşağıda verilen üreme çeşitlerinden hangisini gerçekleştirir, gerçekleştirmez? Özellikle çok karşınıza çıkacak olan Milli Eğitim Kitabı'nda geçen, soru bankalarında geçenlerin üstünde duruyorum. Rejenerasyonlu üreme dediğimiz zaman senin aklına deniz yıldızı gelecek ve planerya dediğimiz solucan gelecek. Planeryalarda rejenerasyon yeteneği çok yüksektir. Vücut düzeyinde olup tabii ki üremeyi sağlayacak. Planeryanın orta kısmından alınan yeterli büyüklükteki parçalar yeni planeryaların oluşmasını sağlayabiliyor. Hem enine kesince oluyor hem de boyuna kesince oralarda kendini tamamlayabiliyor. Deniz yıldızında da aynı mantık var. Hatta bununla ilgili bir hikaye de var. Deniz yıldızlarından balıkçılar işte şey yapmışlar, çok fazla deniz yıldızı var diye deniz yıldızlarını kopartıp kopartıp atmışlar. Öldürüp öldürüp tekrar denize atıyoruz diye. Ertesi sene deniz yıldızından deniz görünmeyecek hale gelmiş. Neden? Her kopan parça kendini yenilemiş. Yenileyince birey sayısını arttırmış. Normal şartlarda tabii ki deniz yıldızı da eşeğli üreme yaparak birey sayısını arttırıyor. Ama yaralandığı zaman kopan parçasını da yenileyip birey sayısını arttırabiliyor. Eşeğsiz üreme hızı her zaman eşeğli üreme hızından daha fazladır. Aynı mantıkta düşün. Bak, deniz yıldızını şuradan kesmişim. İki tane parçam oluşmuş. Mitozla bu parça kendini yenilemiş. Bu parça da kendini yenilemiş. Hop, bir bakmışım birey sayısı iki katına çıktı. Buranın kendini yenilemesi mitozla. Şuranın da kendini yenilemesi mitozla. O zaman oluşan bu deniz yıldızıyla şu deniz yıldızının genetik yapısı birebir aynıdır. Ana canlıyla da tabii ki birebir aynıdır. Bu canlının ortama uyum yeteneği neyse bu canlıların da ortama uyum yeteneği aynıdır. Ya hocam her yerinden kessem olur mu? Olmuyor tabii ki. Merkeze yakın bir yerden yaralanırlarsa kendilerini tamir edebiliyorlar. Ama en başta ne dedim? Canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça genellikle rejenerasyon yetenekleri azalır. Bazı canlıda üreme amaçlı olabiliyor. Kimmiş? Planerya ve deniz yıldızı. Bazı canlılarda organ düzeyinde olabiliyor, bazı canlılarda ise doku düzeyinde olabiliyor. Kertenkele örneğini biliyorsunuzdur. Yengeçin çenesi, semenderin bacağı, kertenkelenin kuyruğu gibi organlarda rejenerasyonla organ yenilenmesi söz konusu olabiliyor. Kertenkele gidiyor, bir tehlike gördü veya ben gittim kertenkelenin fırt kuyruğuna vurdum. Kuyruğuna vurduğum zaman kertenkele ortamdan kaçmak için kuyruğunu orada bırakıyor, kendi gidiyor. Kertenkeleden bir süre sonra mitozla yeni kuyruk çıkıyor. Yani kertenkelede koskoca organın yenilenmesi söz konusu. Ha, kertenkele rejenerasyonla ürer mi? Hayır. Neden? Kopan kuyruktan da yeni bir kertenkele olaydı, o zaman kertenkelelerde rejenerasyonla üreme var derdik. Anca onlar da organ düzeyinde. Kuşlara ve memelilere geldiğimiz zaman ise doku düzeyinde gerçekleşiyor. Ben gideyim kolumu keseyim yeni bir kol çıksın söz konusu değil, organ düzeyinde olmuyor. Ama yaralanan dokularımızın mitozla kendini tamir etmesi aslında rejenerasyona örnektir. Bunu üçüncüye söylüyorum, sorularda çıkar. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Yani birbiriyle ters orantılıdır. Geldim partenogeneze. Partenogenez dediğimiz zaman da döllenmemiş yumurtadan yeni birey meydana gelmesi anlamına geliyor. Birkaç canlı türünden bahsedeceğiz. Falanca da filanca da görülür diyeceğiz. Ama aslında soruların çok büyük bir kısmı bal arıları üzerinden geliyor gençler. Hemen şurada tablomuz var ama ben daha böyle şekilli çizeyim size, daha böyle oklu moklu yapayım, aklınızda daha fazla kalsın. Şimdi bal arısı dediğimiz arılarda hiyerarşi söz konusudur. Normalde tür içerisinde kromozom sayısı sabittir.
tüm insanlar 46 kromozomlu, tüm köpekler 78 kromozomlu gibi sağlıklı tür içi kromozom sayısı tüm bireylerde sabit. Ama bal arılarında bu durum biraz daha farklı. Onlar koloni oluşturuyorlar, onların arasında bir hiyerarşi söz konusu. Bu gruptaki dişi arı dediğimiz arılar 2N kromozomlu, yani her genetik özellikten iki takıma sahipler. Kalıtımda daha iyi mantığını anlayacaksınız, 2N mantığını. Erkek arılar ise her özellikle ilgili bir tane gen taşıyorlar. Yani dişi arılarda kanat uzunluğuyla ilgili iki gen var, erkek arılarda bir gen var. İşte dişi arılarda gözle ilgili iki gen var, erkek arılarda bir tane gen var. Dişiler 2N kromozomlu, erkekler N kromozomlu. İki çeşit dişi arımız var. Bunlardan bir tanesi kraliçe arı dediğimiz arılar. Dişi oldukları için 2N kromozomlu, gayet yumurta oluşturma özelliğine sahipler. Bir de bizim işçi arı dediğimiz arılarımız var. Onlar da dişi arıdır ama işçi arıların yumurta oluşturma yetenekleri yok. Onlar kısır bireylerdir. Erkek bireyler sperm üretebilen gayet tek çeşit arılardır. Şimdi durum nasıl meydana geliyor? Bizim kraliçe arımız var, üretken arımız 2N kromozom sayısına sahip. Bu kraliçe arımız ne yapacak? Mayoz bölünme yapacak. Mayoz bölünme sonucunda yumurtaları meydana getirecek. Yumurtalar mayoz bölünme sonucunda oluştuğunda kromozom sayısı yarıya iner. Yani N'e düşmüş olacak. Bir de kimimiz vardı? Erkek arılarımız vardı. Erkek arılar ise N kromozomluydu. Erkek arılar N kromozomludur. N bölü 2'ye düşme diye bir şey olmaz. Adamın gözle ilgili bir tane geni var. Yarım gen vereyim diyecek hali yok. Bunlar da tabii ki spermleri meydana getirecekler. Spermler de N kromozomlu olacak. Yani erkek arılarda sperm üretimi mayozla değil de mitozla gerçekleşecek. Ha, önemli bir nokta. Buradan da soru çok çıkar karşıma. Sonra yumurta ve sperm birleşti. Yumurta ve spermin birleşmesine ne ismini verdik gençler? Döllenme ismini verdik. Buradan da zigotumuz meydana geldi. Mantıken düşün. Yumurta N kromozomlu, sperm N kromozomlu, ikisi bir araya geldiği zaman 2N kromozomlu. Yani bu dişi bir zigottur diyeceğiz. Sonra alıyorlar bu dişi zigotları, ne yapıyorlar? Arı sütüyle besliyorlar. Arı sütü denilen özel salgıyla beslediklerinde kraliçe arı oluyor. Polen tozu, çiçek tozu dediğimiz tozla besledikleri zaman da işçi arı dediğimiz arılar meydana geliyor. Buraya kadarki kısımda bir şey yok. Aynı ne gibi? Eşeğli üreme gibi gerçekleşiyor. Bu işin partenogenez kısmı neresi? Kraliçe arının oluşturduğu yumurtalar döllenme gerçekleşmez ise, gelişir ise erkek arılar meydana geliyor. Buna da partenogenez ile üreme ismi veriliyor. Yani ikinci bir cinsiyet yok. Oluşturulan yumurtanın döllenmeden gelişmesi söz konusu oluyor gençler. Burada durarak birkaç tane daha şey söylemek istiyorum. Partenogenezle birey sayısında tabii ki artış meydana geliyor erkek arılar oluştuğu için. Hani belgesellerde falan görüyorsunuzdur, böyle kraliçe arıyı işte kibrit kutusu gibi bir kutuya alıyorlar. Kraliçe arıyı götürüp başka bir kovana koydukları zaman bütün koloninin kraliçeyi takip ettiğini görüyorlar. Mantıken düşün, o kolonideki işçi arıların annesi kim? Kraliçe arı. Oradaki erkek arıların aslında oluştuğu kişi kim? Kraliçe arı. Kraliçe arıdan diğer koloninin tamamı meydana gelmiş oluyor diyeyim gençler. Erkek arıların tamamının genetik yapısı birbiriyle aynıdır gibi sorular yazıyoruz. Mesela bir tane erkek arıdan mitozla sperm oluşturulduğuna göre oluşan tüm spermlerin genetik yapısı birbiriyle aynıdır. Onu kabul ettik. Ama bir sürü erkek arı var. Her erkek arının genetik yapısı farklı. E haliyle onların ürettiği spermler de farklı olacak. Şuradan sadece üstünü çizerek geçeyim. Anlattım gençler. Kraliçe arı ne yapıyor? Mayoz bölünmeyle yumurtaları meydana getiriyor. Eğer onun meydana getirdiği yumurtalar
herhangi bir döllenmeye girmeden gelişme gösterirse erkek arılar oluşuyor. Buna partenogenez ismini veriyoruz. Eğer ürettiği yumurtalar erkeklerin mitozla ürettiği spermlerle birleşirse zigotumuz meydana geliyor. Çiçek tozuyla besledim işçi arılar oldu. Arı sütüyle beslediğim zaman ise kraliçe arı dediğimiz arılar meydana geliyorlar. Hemen birkaç tane örnekten de bahsedeceğim. Aslında partenogenezin bir haploid partenogenez. Haploid ne demek? N kromozom anlamına geliyor. Bir de diploid partenogenez dediğimiz çeşitleri var. Döllenmemiş yumurtadan eğer oluşan birey N kromozomluysa, aslında az önce anlattığım arılardaki gibi bir durum söz konusu olduysa, ona haploid partenogenez deniyor. Ama bazı değişik durumlar da var. Hatta bu çok ilginç bir durumdur. Şöyle kısaca anlatayım. Kamçı kuyruklu kertenkele dediğimiz bir kertenkele türü var. Yapmışlar araştırmalar, bakmışlar. Kamçı kuyruklu kertenkelenin doğada erkek türü yok. Ya erkek türü olmuyor. Koskoca kertenkele nasıl oluyor da nesli tükenmeden hayatlarına devam ediyorlar? Bir sonraki dersimizde mayoz bölünmeyi anlatacağım dedim ya. Mitozda bir hücreden iki tane yavru hücre oluşuyordu. Mayozda ise bir yavru hücreden dört tane hücre meydana gelir. Daha doğrusu bir tane eşey ana hücresi mayoz bölünme yaptığı zaman dört tane yavru hücre meydana gelir. Normal şartlarda bizde falan bunlardan bir tanesi döllenmeye katılır, spermle birleşir, bebiş meydana gelir. Kamçı kuyruklu kertenkele türünde ise o mayoz bölünmeyle oluşan hücrelerden bir tanesiyle normalde işte az sitoplazmayı alıp atılacak olan hücre birleşiyor. Yani erkek bireye gerek duymadan dişinin oluşturduğu yumurtalardan yeni birey meydana getiriliyor. N kromozomlu iki hücre birleştirildiği için oluşan yeni kertenkele zaten dişi oluyor ve 2N kromozomlu oluyor. Buna da diploid partenogenez ismi veriliyor. Hemen üstünden geçiyorum konuyu. Bal arıları, yaban arıları ve birçok karıncada görülen partenogenez haploid partenogenez. Yani yumurta oluşturuldu, döllenmeden gelişti, yeni birey N kromozomlu. Bazı balıklarda, çift yaşamlılarda, hatta kamçı kuyruklu kertenkele gibi sürüngenlerde ise diploid partenogenez dediğimiz partenogenez görülüyor. Oluşan yavru bireyler 2N kromozomlu oluyor. Örneğin kamçı kuyruklu kertenkelelerde erkek birey yok, sadece dişi bireyler var. Dişi bireyler üreme döneminde erkek rolü üstlenerek diğer dişinin mayoz yapmasını sağlıyor. Oluşan yumurtalar birbiriyle birleşiyor ve yeni bir kertenkele dünyaya geliyor diyeyim gençler. Doğal olarak yapılan partenogenezler, yani insan müdahalesi olmadan doğada gerçekleşen partenogenezler bunlar. N kromozomlu haploid partenogenez veya 2N kromozomlu diploid partenogenez görülüyor. Tabii ki biz durmuyoruz. Laboratuvar koşullarında da yapay partenogenez gerçekleştirebiliyoruz. Doğal olarak partenogenez yoluyla üreyemeyen bazı türlerin yumurtalarına ne yapıyorlar biliyor musun? Alıyorlar yumurtayı. Sıcaklığı değiştiriyorlar, bir elektrik veriyorlar, kimyasal bir madde veriyorlar, pH ile oynuyorlar, ortamın tuzluluğuyla oynuyorlar. Normal şartlarda o bölünmeyecek yumurta bölünmeye teşvik oluyor ve bir bakıyorsun hücre bölünmeleri başlıyor. Yine olayın içerisine döllenme girmedi, döllenme gerçekleşmeden birey oluşturulabiliyor. Laboratuvar koşullarında sen yumurtayı dürterek, işte sıcaklık değişimi, pH değişimi gibi faktörlerle gerçekleştirdiğin için bu olaya da yapay partenogenez ismi veriliyor. Buradan da geldik tabii ki vejetatif üreme dediğimiz üremeye. Aslında vejetatif üremenin tamamı rejenerasyon mantığı. Canlıdan bir parça koptu, kopan parçadan yeni bir birey meydana getirdik. Ama bu kimde görülüyor? Gelişmiş yapılı, yüksek yapılı bitkilerde görülüyor. Burada aklınız bir tık karışabilir. Şunu bir açayım gençler. Şimdi biz bitkileri gruplandırıyoruz.
aslında detaylı bir şekilde daha sonraki senelerde. Bitkilerin bazılarına gelişmemiş yapılı bitkiler diyoruz. Onlar tohum oluşturmayan bitkiler. Bir de yüksek yapılı gelişmiş bitkiler dediğimiz bitkiler var. Gelişmemiş bitkiler tohumsuz bitkilerdir. Tohumsuz bitkilerde nasıl üreme olduğunu gördük. Sporlu üremeden bahsettik. Aslında bunlar da kimdi? Eğrelti otu gibi canlılardı. Bir de karayosunu gibi canlılardı. Bunlar daha gelişmemiş yapılı bitkilerdir. Spor oluşturuyorlar. Birey sayısını arttırıyorlar. Yüksek yapılı bitkilerde, gelişmiş yapılı bitkilerde tabii ki eşeğli üreme dediğimiz üreme söz konusu olacak. İşte polenler havalarda uçuşuyor ya, o polen dediğin şey aslında erkek üreme hücreleridir bitkilerin. Eşeğli üreme gerçekleşiyor. Bunun haricinde bitkileri üretirken onları besin olarak da tükettiğimiz için birkaç tane şeyin üstünde duruyoruz. O da vejetatif üreme teknikleri olacak. Vejetatif üremeyi çok fazla derecede insanların tercih etmesinin de belli başlı sebepleri var. Hemen mantığından azıcık bahsedeyim gençler. Diyelim ki benim kayısı bahçelerim var. Ben kayısı bahçelerimde kayısılarımı yetiştiriyorum. Sonra meyveleri topluyorum. Bu işten para kazanıyorum. Yani tarımdan geçimimi sağlıyorum. İki yolla kayısı bahçesi oluşturabilirim. Birincisi, kayısının tutarım çekirdeği var ya içerisinde. Çekirdekler aslında onların tohumlarıdır. Kayısının çekirdeğini ekerim. Sonra ağacın oluşmasını beklerim. Sonra bu ağacın dallarından oluşan meyveleri toplarım. Hop! Gider pazarda satar, halde satar, para kazanırım. İkinci yöntemim ne? Benim zaten belli başlı kayısı ağaçlarım var. Bu kayısı ağaçlarımdan bir tanesinin gider dalını keserim. Kestiğim dalı toprağa gömerim. Sonra buradan ağaç büyür, 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 gelişir. Meyveleri toplar, pazara götürür, hale götürür, satarım. Bu eşeğsiz üremesi, bu da eşeğli üreme sonucunda yeni birey meydana gelmesi. Niye bunu tercih ediyorum? Birincisi, çekirdeği ektim. Çekirdek büyüyecek, fide olacak, meyve verecek, zamana gelecek. Çok uzun bir süre beklemem lazım, bir. İkincisi, çekirdek eşeğli üreme sonucunda meydana geldi. Benim yeni oluşan ağacın genetik yapısıyla ilgili herhangi bir fikrim yok. Ben yıllarca meyvesini bekleyip o ağacı besleyip büyütüp sulayabilirim. Ama sonucunda çok kötü bir kayısı ağacı, istediğim verimde olmayan bir kayısı ağacı elde edebilirim. Yani burada risk söz konusu oluyor. Ama eşeğsiz üremeyle çoğaltırsam, dalı götürür gömersem bundan çok daha kısa sürede yeni dallar oluşacak, kökler meydana gelecek, meyveyi alabileceğim, bir. İkincisi, gidip kimin dalını kestiysem birebir aynı verimde kayısı elde edeceğim. Gideceğim, en yüksek verim veren, pazarda bana en çok para kazandıran, işte en tatlı mıdır, en büyük müdür, istediğim özellik hangisiyse o ağacın dalını keseceğim. Götürüp ekeceğim. Genetik yapı değişmediği için buradan topladığım kayısının verimiyle buradan topladığım kayısının verimi birebir aynı olacak. E mantıken ben bu işten para kazanacağıma göre, tarım yapacağıma göre de eşeğsiz üreme yöntemini tercih etmem daha mantıklı oluyor. Bitkiler eşeğli ya da eşeğsiz olarak çoğalabilirler, söyledim. Eşeğli üreme tohumla gerçekleşirken eşeğsiz üreme vejetatif şekilde gerçekleşiyor. Yüksek yapılı bitkilerde, yani daha gelişmiş yapılı bitkilerde ana bitkiden kesilen kök, gövde, yaprak, artık çok teknoloji gelişti. Küçük bir hücre kümesinden bile koskoca ağacı yapabilirim. Buradan yeni birey meydana getirilmesine vejetatif üreme ismi veriliyor. Vejetatif üremenin temeli tabii ki mitoza dayanacak. Çünkü genetik bir çeşitlilik söz konusu değildi gençler. Aynı zamanda yenilenme söz konusu olacak. Vejetatif üreme ile kısa sürede çevreye uyumlu, istenilen özellikle bol ve kaliteli ürün elde edilebilir.
Eşeysiz üremenin de kendi içerisinde çeşitleri var. Yumruyla, soğanla, rizomla üreme gibi gençler. Oraya girmeden küçük bir püf noktanın daha üstünde durmak istiyorum. Şimdi bazı bitkilerimiz maalesef ki tohum oluşturma yeteneğini kaybetti. Mesela muzu düşünecek olursanız. Muzun normalde hani ikiye yardığımız zaman böyle içinde küçük küçük siyah siyah noktacıklar görürüz ya. Onlar vakti zamanında muzun çekirdekleriymiş. Zaman içerisinde muz bitkisi üreme yeteneğini kaybetmiş. Yani artık tohum oluşturamıyor. Tohum oluşturamadığına göre eğer ben onu eşeysiz üremeyle çoğaltmazsam muzların bir süre sonra muz bitkisinin, muz ağacının nesli tükenir gençler. Ticari değeri olan bir bitki olduğu için tabii ki dalı kesilip onun eşeysiz üremeyle çoğaltılması söz konusu oluyor. Aynı şey çekirdeksiz üzüm için de geçerlidir. Aslında çekirdek dediğin şey onun bebişi, tohumu. Çekirdekler etrafa yayılır. Buradan yeni bitki meydana getirilir. Bitkiler eşeyli üreme yaparak çoğalmış olur. Çekirdeksiz üzüm yani tohum oluşturma yeteneğini kaybetmiş. O da ticari önemi olan bir bitki. Onun da bu dallarını kesip ekimlerini yaparak çoğaltıyoruz. Yani kültür muzu gibi, çekirdeksiz üzüm gibi tohum yapma yeteneğini kaybetmiş bitkiler ya da gül, çiçek, kavak, söğüt gibi tohumla çoğaltılan ancak genetik özelliklerinin korunması istenilen ticari bitkilerde vejetatif üreme çok sık kullanılıyor gençler. Dediğim gibi vejetatif üremenin çeşitlerinden de biraz bahsedeceğim. Bunlardan birincisi yumruyla üreme olacak. Soğanla üreme, rizomla üreme, sürünücü gövdeyle üreme, daldırma yöntemi denilen bir yöntem var anlatacağım. Çelikle üremeyle üretilebiliniyor. Aşılama çok sık yapılır, ondan da detaylı bahsedeceğim. Bir de dedim ya teknoloji gelişti. Artık bizim laboratuvarlarımız var. Dalını kesmektense birkaç tane hücresi bende olsa oradan koskoca ağacı laboratuvar koşullarında oluşturmaya başladık. Yumruyla üreme dediğimiz zaman özellikle patates gibi yumru gövdeye sahip bitkilerde görülüyor. Yumru gövdeden çıkan uzantılardan yeni bir patates bitkisi meydana geliyor. Soğanla üreme, soğan, sarımsak, lale gibi soğan oluşturan bitkilerde görülüyor. Soğanla kastettiğimiz şey şu. Yumrunun adı soğandır aslında. Aynı şey sarımsakta da var, lalede de var gençler. Rizomla üreme, zencefil gibi bitkilerde görülüyor. Sürünücü gövdeyle üreme sorularda çok sık yazıyoruz. Çilek gibi bitkilerde görülüyor. Mesela şöyle düşün. Şu çileğin gövdesiydi, burası köküydü. Gövdesi çileğin toprağa çok yakın hareket eder. Toprağa yakın giderken toprağa değdiği yerlerde yeni kök oluşuyor. Buradan gövde hop yeni bir çilek bitkisi meydana gelmiş oluyor. Daldırma yöntemiyle üremeyi de anlatayım. Bu da dalı bükülebilen ağaçlarda yapılan bir yöntemdir gençler. Özellikle fındık gibi, böğürtlen gibi bitkilerin daldırma yöntemiyle üremesi söz konusu oluyor. Diyelim ki benim ağacım burada. Normal şartlarda ne yapıyorduk? Ağacın dalını kesip gömüyorduk gençler. Eğer dalı bükülebilecek bir ağaçsa fındık ağacı gibi tutuyorlar şu dalı kopartmadan şurasını toprak olarak hayal et toprağın içerisine gömüyorlar. Toprağın içerisine gömdükten sonra bir süre sonra toprağa gömülü kısımdan kökler meydana geliyor. Sonra gidip şu bağlantıyı kesiyorlar. Buradan yeni bir fındık ağacı meydana geliyor daldırma yöntemi dediğimiz yöntemle. Çelikli üreme dediğimiz şey ise bazen anneler komşuya gider. Ay senin menekşe ne güzelmiş der. O menekşeden bir yaprak alırlar. O yaprağı eve getirir suya koyarlar. Yaprakta böyle kökler meydana gelir. Daha sonra o köklenince toprağı alırlar. Buna da çelikli üreme deniyor. Yani kopan parçasından yeni bir bitki geliştirilmesi anlamına gelecek gençler. Her bitki çelikli üremez, her bitki işte yumru gövdeyle üremez, her bitki daldırmayla üremez. Bitkinin türüne göre bu durum değişir. Aşılamayla üreme ne demek? Aşılamayla üremede ise şöyle bir durum söz konusu oluyor. Aynı türler veya birbirine çok yakın türler arasında aşılama yapılabiliyor. Ana bir tane bitkim var, kökleri çok sağlam. İstediğim gibi toprağa tutunmuş, gayet sağlıklı. Aşağıdaki bitkiye anaç bitki ismi veriliyor. Daha sonra ben gidiyorum, bu ağacı yaralıyorum.
Gidiyorum, başka bir ağaçtan aldığım dalı, kestiğim dalı buraya getiriyorum. Etrafına işte poşet sarıyorlar, toprak koyuyorlar, bantla bağlıyorlar. Bahçecilikle, tarımla uğraşan insanlar çok da bunu yapılacak noktalarını bilip güzel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Sonra bu başka bir ağaçtan aldığım daldı ya, buna aşı ismi veriliyor. Bir sene sonra mesela gidip burayı açtıklarında iki tane yerin birbirine kaynaştığını görüyorlar. Aslında ben şurayı bıçakla kestim, yaraladım. Bitki kendini korumak için bazı salgılar üretiyor. Diğer ağacı da kesmiştim. İki tane kesiyi birbirinin üstüne getiriyorum. Yara dokuları kaynaşıyor. Açtığım zaman dallar birbirine birleşmiş oluyor. Bazen ne yapıyorlar? Şurası kara dut ağacıydı. Gidiyor beyaz dut ağacına aşılıyor. Ağacın buralarından kara dutu toplarken buralarından beyaz dutu toplayabiliyorlar gençler. Böylelikle bir ağaçtan iki tane farklı meyve yiyebiliyorlar. Ama her ağaç her ağaca aşılanmaz. Dediğim gibi yakın tür olması gerekiyor. Doku kültürü tekniğinden de bahsedeyim. Doku kültürü tekniği ne? Dedim ya, teknoloji çok gelişti. Artık benim bitkiden dal almak yerine sadece yaprağından, kökünden, gövdesinden hücre kümesi alsam, götürsem onu laboratuvara, o hücrelerin bölünmesi için uygun koşullara sahip petri kaplarına koysam, özel fırınlarda uygun sıcaklıklarda bekletsem, ne yapsa bu hücre kümesi çoğalsa, bir süre sonra onun gövdesi ve kökleri oluşmaya başlasa, sonra onu götürsem, toprağa eksem, aynı bitkiyi elde etmiş olurum. Bu kadar meşakkatli bir yöntemi ne için kullanalım? Mesela bitkinin nesli tükeniyor. Ne yaptık? Doğada bakıyorsun çok az sayıda kalmış. Biz bunu bir laboratuvara götürelim. Doku kültürü yöntemiyle birey sayısını arttıralım, bir çoğaltalım, doğaya ekelim. Bunun nesli yok olmasın. Veya ekonomik değeri yüksek bitkilerin geliştirilmesinde doku kültürü tekniği kullanılıyor. Orkide bitkisini düşün. Çok fazla derecede ticari önemi olan bir bitki ama zor koşullarda yetişiyor. Onu bahçeye ekmektense laboratuvarda, işte özel steril koşullarda çoğaltmak daha az maliyetli, daha kısa sürede oluyor. O zaman orkide gibi bitkiler, ekonomik değeri yüksek bitkilerde doku kültürü tekniğiyle çoğaltılabiliyor gençler. Doku kültürü tekniğini biraz açalım. İstenilen özelliklere sahip bitkilerin çok sayıda kopyasının kısa sürede oluşturulması aslında bir nevi klonlama yöntemidir gençler. Nesli tehlike altında olan bazı tür bitki türlerinin korunması için yapılır. Üretilmesi zor olan türlerin çoğaltılması için yapılır veya o bitkinin ticari değerinin olması, standart olarak elde edilmesi zor olması gerekiyor. Bir çeşit klonlama yöntemidir dedik. Mısır, buğday, pirinç, soya fasulyesi gibi bitkilerin ıslah çalışmalarında da kullanılıyor. Islahla da kastettiğim şey şu: buğday, pirinç, soya fasulyesi çok fazla derecede tükettiğimiz besinler. Hemen hemen aldığımız her hazır gıdanın içerisinde de tabii ki bunlar karşımıza çıkıyor. O zaman ben mısırı ıslah edersem, yani mısırı daha istediğim özelliklere sahip hale getirirsem, daha iri taneleri olsun, soğuğa dayanıklı olsun, böceklere karşı dayanıklı olsun dersem daha fazla ürün üretebilirim. Dünyada bir gıda sıkıntısı çekiyor. Haliyle gıda üretimimi de arttırmam gerekiyor. Farklı farklı yöntemler bununla ilgili deneniyor gençler. Ne yapıyorlar? Bu yöntemle istenilen özelliklere sahip, bu mısır soğuğa dayanıklı, böceklerden daha az zarar görüyor, taneleri de bayağı iriymiş, o zaman biz bu mısırı doku kültürü yöntemiyle çoğaltıp tarlaya bundan ekelim diyebiliyorlar, gıda sıkıntısını dediğim gibi çözmek için. Doku kültürü yönteminin basamakları ne? Mesela bitkiye göre değişir. Yaprağından, kökünden, gövdesinden, mümkünse bakteri virüs taşımayan bir kısmından küçük parçalar alınıyor. Daha sonra bu küçük doku parçaları besi yeri içeren, yani içinde uygun koşulların olduğu petri kaplarına konuluyor. Uygun sıcaklık, nem, ışık şiddeti ve ışıklandırma süresine sahip iklim dolapları dediğimiz dolapların içerisinde tutuluyorlar. Dolaplardan çıkarttıklarında farklılaşmamış hücrelerden oluşan kallus dediğimiz bir yapı meydana geliyor. Kallusun olduğu ortama hormonlar veriyorlar. Oksin, sitokinin miktarını değiştiriyorlar.
Hop, kök ve gövde oluşumu başlıyor. Kök ve gövde oluşumu başladıktan sonra da gidip bunu toprağa ekiyorlar. Yeni bitkiyi elde etmiş oluyorlar. Birkaç tane de soru çözüp dersi bitiriyorum gençler. Eşeysiz üreme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Genetik özellikleri ana canlıyla aynı olan bireyler oluşur. Evet. Eşeysiz üremede genetik çeşitlilik yok. O zaman genetik özellikleri birebir aynı bireyler meydana gelecek. Gamet oluşumu ve döllenme olaydı, o eşeyli üreme olurdu. Oluşan bireylerin büyüklükleri tabii ki farklı olabilir. Mesela mitoz bölünme sonucunda da oluşan iki hücre birbirinden farklı büyüklükte olmuyor muydu? Olabilirdi. Bu ikisinin farklı olduğu anlamına gelmez. Mühim olan genetik materyal dediğin DNA'nın birebir aynı olmasıdır. Hangileri doğrudur dediği zaman bakıyorum. Genetik özellikler ana canlıyla aynı olan bireyler oluşur. Eşeysiz üreme de doğru. Gamet oluşumu ve döllenme gerçekleşmez. Gerçekleşmediğini de söyledik. Oluşan bireylerin büyüklükleri farklı olabilir. Tabii ki olabilir. O zaman cevabımız E'ye düşmüş oldu. Geldim bir tane de doğru yanlış kısmına. Tomurcuklanma ile üreme sonucunda oluşan yeni bireyler ana canlının vücuduna bağlı kalarak ne oluşturabiliyorlardı? Koloni oluşturabiliyorlardı. Kimde görülüyor? Bir amayasında görülüyordu, hidrada görülüyordu. O zaman doğruyu yapıştırdım. Bölünerek üreme tek ve çok hücreli canlılarda görülür demiş. Bölünerek üreme nerede çok hücreli canlılarda görülsün? Sadece tek hücreli canlılar bölündüğü zaman birey sayısını arttırmış olur. Rejenerasyon yeteneği canlının gelişmişlik düzeyiyle ters orantılıydı. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalıyordu gençler. Spor, olumsuz ortam koşullarına dayanıklı, kalın bir örtüyle çevrili özel üreme hücresi anlamına geliyordu. Vejetatif üreme bitki ve hayvanlarda gerçekleşen eşeysiz üreme şeklidir demiş. Vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülüyordu. Hayvanlarda vejetatif üremeden bahsedemeyiz. Geldim bir tane de bal arısı sorusuna. Yanda bal arılarının şematik üremesi gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Döllenmeden gelişen arılar, partenogenez sonucu gelişen arılar tabii ki erkek arılardı. Doğru. Erkek arının oluşumunda mitoz söz konusuydu. Tabii ki farklılaşma da görülecek. Hücreler farklılaşarak kanata, kuyruğa dönüşecekler. Dişi arılar döllenme sonucunda meydana geliyor. Erkek arıların oluşturduğu spermlerle dişi arıların oluşturduğu yumurta birleşiyordu. O zaman bu doğru. Kraliçe arının ürettiği yumurtalardan gelişen erkek arılar aynı kalıtsal yapıdadır. Kraliçe arıyı düşün. Mayozla yumurtalar oluşturuyor. Oluşan yumurtaların genetik yapısı birbirinden farklı. O zaman şu birbirinden farklı genetik yapıdaki yumurtalardan oluşan arıların da birbirinden farklı olması gerekir. Bu bizim için yanlış. Bir erkek arının ürettiği spermler mitozla oluşturulduğu için, erkek arılar mitozla sperm yaptığı için tabii ki erkek arıların ürettiği spermler birbiriyle aynı olacak. Yukarıda gösterilen birinci ve ikinci olaylarda durumlarından hangileri ortaktır diyor. Bakıyorum, birinci durum dediğimiz şey neydi? Planeryayı üçe bölmüş. Buradan üç tane yavru planerya meydana gelmiş. Hop yapıştırdım. Rejenerasyon ile üreme söz konusu olmuş. Ama altına üreme diye yazıyorum. Burada da kertenkelenin kopan kuyruğu kendini tamir etmiş. Rejenerasyon görülmüş ama üreme amaçlı değil. Hatta doku düzeyini de geçmiş. Organ düzeyinde rejenerasyon söz konusu olmuş. Yeni bir kuyruk çıkmış. Genetik çeşitliliğin oluşmaması ikisinde de temel mitoza dayandığı için ikisinde de ortaktır. Mitoz ve farklılaşmanın oluşması tabii ki ortaktır. Farklılaşmayla kastettiğim şey, şuradaki hücre kuyruk hücresine, buradaki hücre göz hücresine dönüşmüş. Yani aktif genler değişmiş. Birey sayısının artması, kertenkelede birey sayısı artmıyor ki. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Geldim diğer bir soruma. Yanda bir amayasının tomurcuklanması gösterilmiş. Bir amayası tek hücreli bir canlıydı, unutmuyorsun.
A bireyi B'ye bağlı kalarak koloni oluşturabilir diyor. Evet, baktığımız zaman A bireyi B ile bağlı kalırsa bunların arasında koloni oluşumu söz konusu olurdu. Ayrı yaşam da söz konusu olabiliyordu. Doğru. A ve B'nin genetik yapıları aynıdır. Mitozla oluşuyor. O zaman genetik yapının aynı olması gerekiyor. A tomurcuklanarak çoğalabilir diyor. E buradan oluşan birey yeniden tomurcuklanabilir. Doğru. A'nın ortama uyum yeteneği B'den fazladır. A ile B'nin genetik yapısı birebir aynı. A ortama ne kadar uyum sağlayabiliyorsa B de o kadar uyum sağlayacaktır. Gençler, baktığımız zaman doğruları sormuş. Cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu. Geldim sona doğru. Aşağıda verilen canlılardan hangileri bölünerek üremeyi gerçekleştiremez? Amip tek hücreli bir canlı hocam, belli başlı bir şekli yok. İkiye bölündüğü zaman yeni bir amip meydana gelir. Paramecium dediğimizin silleri vardı. Enine bölünme yapıyordu. Birey sayısını hop arttırabiliyordu. Bakteri zaten tek hücreli, birey sayısını ikiye bölünmeyle arttırabilir. Öglena kamçılı tek hücreli canlıydı. Birey sayısını tabii ki ikiye bölünme yaparak arttırabilir. Toprak solucanını ikiye böldüm. O bölünerek üreme değil. O kopan parçalar çok hücre. Bunlar kendileri yeniliyorlar. Aklınızı karıştırmasın. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda üreme olaylarından hangisinde genetik çeşitlilik meydana gelir? Rejenerasyonlu üreme, eşeysiz üreme çeşidi. Tomurcuklanma, eşeysiz üreme. Bölünerek üreme, eşeysiz üreme. Partenogenez, eşeysiz üreme. Bir canlı tohum oluşturduysa, o yumurta yaptı, polen yaptı, bunlar döllendi, tohuma dönüştü. Tohumlar eşeyli üreme sonucu oluşan yapılardır gençler. Şöyle bir konumuzu da özetleyerek kapatıyoruz. Eşeysiz üremede tek bir ata canlı vardı. Genetik özellikler açısından birbirinin ve ata canlının aynısı olan canlılar meydana geliyordu. Eşeysiz üremenin temeli tabii ki genetik çeşitlilik olmayan mitoza dayanacaktı. Eşeysiz üremede adaptasyon yeteneğinin artması diye bir şey yok. Ortama adaptasyon yetenekleri birbiriyle aynıydı. Eşeysiz üreyen canlılar kısa sürede çok sayıda yavru bireyler meydana getirebiliyor. İkiye bölünme, tomurcuklanma, rejenerasyon, sporla, vejetatif üreme, partenogenezle üreme eşeysiz üreme çeşitleriydi. Eşeysiz üreme prokaryotlarda, tek hücreli ökaryotlarda, mantarlarda, bazı çiçeksiz bitkilerde, bazı hayvan türlerinde tabii ki görülebiliyordu gençler. İkiye bölünmeyle kim birey sayısını arttırır? Tek hücreli canlılar. Tomurcuklanarak üreme kimde görülecek? Bir amayası veya hidrada bir arada kalabilir, koloni oluşturabilir veya kopup bağımsız yaşayabilir. Rejenerasyon yenilenme anlamına gelecek. Deniz yıldızı ve planaryada üreme amaçlı. Kertenkelede organ düzeyinde, memelilerde ise doku düzeyindeydi. Sporla üreme dediğimiz zaman bazı tek hücrelilerde, plazmodyum gibi, bazı mantarlarda ve çiçeksiz bitkilerde görülecek. Vejetatif üreme gelişmiş yapılı bitkilerde görülür. Döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana gelirse ona da partenogenez ismini veriyorduk. Spirelerinde, bal arılarında, yaprak bitlerinde partenogenezle üreme söz konusu olabilir gençler. Hemen buradan da ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyoruz gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eşeysiz üreme dersimizi de bitirdiğimize göre gençler, bir sonraki dersimizde mayoz bölünme ile birlikte olacağız. Mayozla mitozun kıyas soruları çok fazla yazılılarda da karşınıza çıkıyor. Hatta bunun için özel bir video yapacağım. O videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok güzel, çok şahane bir konu işleyeceğiz. Nedir bu konumuz? Dış kuvvetler. Şimdi önceki haftaları şöyle bir hatırlamaya çalıştığımızda nelerden bahsetmiştik? Yerin iç yapısı ve oluşum süreçleri dedik. O litosfer, manto, çekirdekten bahsettik. Devamında jeolojik zamanlar, kayaçlar dedik. O yerin iç kısmının hangi hareketleri vardı? Orojenez dağ oluşumu, epirojenez kıta oluşumu, volkanizma ve depremlerden bahsetmiştik. E artık içeriyle işimiz bitti. Şimdi nereye gideceğiz? Dışarıya doğru gideceğiz diyoruz. O zaman gelin hep birlikte ünite içeriğimizde neler var şöyle güzel güzel
göz atalım. Ünite içeriğimize baktığımızda dış kuvvetler 1 dedik. Burada nelerden bahsedeceğiz? Birincisi çözülme ile meydana gelmiş yeryüzü şekillerinden, o erimelerden, kimyasal çözülmelerden bahsedeceğiz. Daha sonra kütle hareketlerinin oluşturmuş olduğu yeryüzü şekillerinden bahsedeceğiz. Devamında rüzgarların ve devamında akarsuların oluşturduğu yeryüzü şekillerinden bahsedeceğiz. Burada da zamanımızın büyük bir bölümünü akarsular alacaktır diyebiliriz. Peki bu ders bittiğinde dersimizin bize kazandıracağı en önemli etki nedir derseniz, ya bir araziye gittiniz, bir pikniğe gittiniz ya da bir denize gittiğinizde denizin o kenarında ya da arazide görmüş olduğunuz yeryüzü şekillerinin hangi dış kuvvetler tarafından oluşturduğunu öğreneceksiniz. Ne güzel bir şey ya. Peki dersimiz bitti. Ders tam anlamıyla böyle hop cuk diye oturması için ne yapman gerekiyor? Soru çözmen gerekiyor. Hem MEP kitabındaki soruları güzel güzel çözüyorsun, hem de bizim kitabımız olan sıfırdan ona o konu özetli soru bankası kitabımız var ya, orada 34-42 çözüyorsun. Devamında Dinamo soru bankası kitabını açıyorsun. Orada da 27 ile 33 arasını güzel güzel çözüyorsun diyelim. Hadi bakalım dış kuvvetler nelerdir dediğimizde. Arkadaşlar dış kuvvetler özellikle yeryüzünün aşınma, taşıma ve biriktirme faaliyetleriyle birlikte şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır diyebiliriz. Ve bu sürece baktığımız zaman yüksek dağlık bir araziyi düşünürseniz, bu dağlık arazi aşınmaya başladığında ne yapacak? Buradan çıkan malzemeler aşağıya doğru gidecek ve çukur alanlarda birikecektir. O zaman çok uzun yıllar sonra bu yüksekte kalan alanlar aşağıya doğru gelecek mi? Evet, gelecektir. Ve buralarda belirli yeryüzü şekilleri oluşacak mı? Tabii ki de oluşacaktır. Aşınan malzemeler taşınıp bu alanda biriktiğinde burada da farklı bir yeryüzü şekli meydana gelecek mi derseniz, gelecektir. Ve dış kuvvetler genel itibariyle kaynağını nereden alıyor dersek, güneş ve aynı zamanda iklimden almaktadır. Yani her iklim bölgesinde aynı dış kuvvetin etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ve aynı zamanda arazinin o jeolojik yapısı aşınmaya karşı göstermiş olduğu direnç de dış kuvvetlerin o oluşturmuş olduğu yeryüzü şekillerinin de belirlenmesinde etkili bir rol oynamaktadır diyebiliriz. Peki buradaki durum nasıl oluyor dersek sevgili arkadaşlar. Bak şimdi. Şuradaki birinci görsele bakalım. Birinci görselde ne görüyorsunuz? Bir kar görüyorsunuz. O zaman ben genel itibariyle soğuk bir iklim bölgesi dersem, bu alanda etkili olacak dış kuvvetimin buzullar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela buradaki ikinci görsele baktığımızda, ikinci görselde ise bir kıyıyı görebilmekteyiz. O zaman kıyıların genel itibariyle şekillenmesinde dalga ve akıntıların da etkili bir dış kuvvet olduğunu ifade edebiliriz. Hemen şöyle üçüncü görsele baktığımızda, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ise rüzgarların genel itibariyle etkili bir dış kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü görsele baktığımızda yeryüzünde çok geniş alanlarda etkili olan bir dış kuvvetten bahsediyoruz. Akarsulardır. Bakın şunu unutmayalım. Dış kuvvetler içerisinde yeryüzünün şekillenmesindeki en etkili dış kuvvetimiz nedir derse size, direkt neyi yapıştıracaksınız? Akarsuları yapıştıracaksınız diyebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Sadece bir yeryüzü şeklinin oluşmasında dış kuvvetler etkili değildir. Bir yeryüzü şeklinin meydana gelmesinde dış kuvvetlerle birlikte neler de etkilidir derseniz, iç kuvvetler de etkilidir. Bu aslında bir süreçtir. İç kuvvetler ortaya bir ürün çıkaracak. Dış kuvvetler diyecek ki, ula sen bu ürünü çıkardın ya, ben şimdi bunu aşındırırım, başka bir alanı taşırım, biriktiririm. Benim dış kuvvet olarak amacım şudur diyor. Arazi düz olsun. İç kuvvet de diyor ki, öyle bir şey olur mu? Arazi diyor engebeli olabilir diyor. Bunda bir sorun yok. Dış kuvvet de diyor ki, öyle bir şey yok. Dur orada diyor. İşte bunlar birbiriyle sürekli olarak mücadele halindedir diyebiliriz. Şimdi geldik çözülme ile oluşan yeryüzü şekilleri. Şimdi buradaki temel mantığımız şu. Yeryüzünü oluşturan malzemeler var. Özellikle kayaçlarımız. Bunlar eriyebilir. Erime olmayıp çatlayabilir, ufalanabilir ve dağılabilir. Bu şekilde kimyasal ve fiziksel süreçler sonucunda oluşan bu işleme biz çözülme diyeceğiz. Ve çözülmeyi iklim, sıcaklık, su,
bitki her şeyi etkileyecektir. Hemen şöyle birinci görsele baktığımızda burada çözünme kısmında neler meydana gelmiş? Şöyle oyuklar meydana gelmiş. Eğer ki burada böyle bir oyuk varsa hem bura sıcaktır, aynı zamanda suyunda bol olduğu bir alandır ve bununla birlikte buradaki kayaçlar aşınmaya karşı dirençsizdir. O zaman sıcak ve nemli iklim bölgelerinde çözülme hangi yollarla gerçekleşir derse sana kimyasal yollarla gerçekleşir diyebilirsin. Dünya ölçeğinde ekvatoral iklimi düşünebilirsiniz. Akdeniz iklimini düşünebilirsiniz. Muson iklimini düşünebilirsiniz. Burada eğer ki çözülme ile bir yeryüzü şekli oluşacaksa bu çözülmenin türü kimyasal çözülmedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. Ortadaki görsele geldim. Bu görselde ne olmuş? Bu görselde kayaç böyle hop çatlamış gitmiş. Burada özellikle kurak ve yarık kurak bölgelerde o günlük sıcaklık farkına bağlı olarak genleşip sıklaşan kayaç çatlar, parçalanır ve ufalanma gerçekleşir. Bak birinci görselde erime vardı, ikinci görselde ise ufalanma, çatlama var. Biz bu ayrışmayı ise fiziksel ayrışma diyoruz ve genel itibariyle çöl iklimi, karasal iklim bölgeleri ve tundra iklim bölgeleri gibi soğuk iklim bölgelerinde de biz fiziksel ayrışmayı görebiliriz. Peki bu tundra iklim bölgesindeki fiziksel ayrışma nasıl oluyor derseniz bu kayacın içerisinde su var. İklimin soğuk olduğu dönemde su buz halini alırsa ne olur? Su buz halini alırsa hacmi genişler. Hacmi genişlerse kayacı böyle baskı yapar. Baskı yaptı kayacı parçaladı. Bunu şöyle düşün. Eline bir tane soda şişesi al. O soda şişesini buzluğa koy ve bekle. Ne olacak? Pat patladı. Aman bunu yapma, tamam mı? Bunu böyle söyledik. Buradaki mantığımız nedir? Su buz halini aldığında hacmi genişlediği için dışarısındaki kuvvete baskı yapıyor ve onu parçalıyor. İşte biz bu olaya fiziksel ya da diğer ismiyle mekanik çözülme diyeceğiz. O zaman tundra, karasal ve çöl iklim bölgelerinde fiziksel ayrışma etkilidir diyebiliriz. Üçüncü görsele geldiğimde ise bir bitki var ve bu bitkinin neyi var? Bu bitkinin kökleri var ve bu bitkinin kökü kayacın o ufak çatlak aralığından suyu bulabilmesi için yerin altına doğru sızıyor. Bitki büyüdükçe kökler büyüyor ve kayacı ne yapıyor? Parçalıyor. İşte biz bu parçalanmaya da özellikle ne diyeceğiz? Biyolojik çözülme ya da ayrışma diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi geldik kütle hareketlerinin oluşturduğu yeryüzü şekilleri nedir dersek. Burada özellikle eğim doğrultusunda bir yer değiştirme işlemi var. İşte biz bu eğim doğrultusunda yer değiştirme işlemine kütle hareketi diyeceğiz. Bak kütle hareketi deyince heyelanı düşünme. Sadece heyelan kütle hareketi değildir. Heyelanla birlikte çamur akıntısı, kaya düşmesi de gene kütle hareketi olarak geçer, tamam mı? Erozyon kütle hareketi değil. Allah'ını seven bunları da birbiriyle karıştırmasın. Özellikle erozyon neydi? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde toprağın üst kısmının süpürülmesiydi, gitmesiydi. Kütle hareketleri ise eğimli arazilerde o kütlenin eğim doğrultusunda yer değiştirmesiydi. Bak buradaki görseli görüyor musun? Burada ne olmuş? Eğim doğrultusunda bu kütle yer değiştirmiş ve bu alanda bir kütle hareketi meydana gelmiş diyebiliriz. Özellikle bu kütle hareketinin oluştuğu yerlerde arazinin hem jeolojik hem de jeomorfolojik özellikleri etkilidir. Tabakaların uzanış doğrultusu diyebiliriz. Kayaçların yapısı diyebiliriz ki eğim bu alanda çok önemlidir diyebiliyoruz. Eğimin fazla olması lazım. Kayacın suyu yer altına sızdırmaması lazım. Bunu da unutmayalım. Aynı şekilde iklim şartları çok önemli. Yağışın fazla düştüğü dönemlerde, eğimli arazilerde kütle hareketlerini biz daha yaygın şekilde görebilmekteyiz. Ayrışma şiddeti, bitki örtüsünün tahribi ve insan etkinlikleri gene kütle hareketlerinin meydana gelmesindeki ana etkenlerdir diyebiliyoruz. Ve şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bizim ülkemizde özellikle Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde arazinin engebeli olması bu alanda kütle hareketlerinin daha yaygın bir şekilde görülmesine neden olmuştur diyebiliriz. Geldik rüzgarların oluşturduğu yeryüzü şekilleri. Özellikle rüzgarlar hangi iklim bölgelerinde etkilidir dersek şunu unutmayalım. Rüzgarlar özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkili olan dış kuvvetlerden bir tanesi ve en önemlisidir. Peki bana bunu harita üzerinde gösterdiğinde o harita üzerinde hangi dış kuvvet etkilidir derse bak şunu unutma. Afrika'nın kuzeyini verdiyse, yani bu alanda ne var? Sahra çölü var. Arabistan yarımadasını verdiyse, Orta Asya'yı verdiyse,
Avustralya'nın iç ve batı kısmını verdiyse bu alanlar çöl iklim bölgesidir ve bu alanlardaki en etkili dış kuvvetimiz rüzgarlardır diyebiliriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eline bir avuç un aldın. Üflediğinde un ne yapacaktır? Bir yerden başka bir yere rahat bir şekilde gidecektir. Eğer ki araziden toprağı aldın. Üflediğinde toprağın gidebilmesi için o toprağın ne olması lazım? O toprağın kuru olması lazım. O yüzden hem yarı kurak hem de kurak iklim bölgelerinde rüzgarlar etkili bir dış kuvvettir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada rüzgarlar aşındırdığı malzemeleri herhangi bir alana çarptırdığında orada aşınım şekillerini oluşturur. O aşınan malzemeler taşınır, rüzgarın hızının azaldığı yerde ya da önüne bir engel çıktığı yerde biriktirir ve birikim şekilleri oluşur. Şunu unutma, biz her dış kuvveti işlediğimizde öncelikle rüzgarların oluşturduğu, akarsuların oluşturduğu, buzulların oluşturduğu birikim şekilleri diyeceğiz ve aynı zamanda aşınım şekilleri diyeceğiz. Şimdi o zaman gelin hep birlikte rüzgarların oluşturmuş olduğu aşınım şeklinden birincisi olan mantar kayaya şöyle bir bakalım. Mantar kayaya baktığımızda burada kayacın neresi aşınmıştır dersek kayacın o alt kısmı aşınmış. Yani rüzgar aşındırdığı malzemeleri bu kayacın alt kısmına çarptırarak burayı törpülemiş ve şu alanda şöyle mantara benzeyen bir şekil ortaya çıkarmıştır. İşte bu mantara benzeyen şekle biz mantar kaya diyeceğiz. Çöl kaldırımı ya da diğer ismiyle hamada. İkincisi hemen şuraya şöyle geliyorum. Şimdi arazide rüzgarın aşındırmasıyla birlikte gidemeyecek büyüklükte kaya kütleleri vardır. Bu kaya kütlelerinin üzerinde bulunan kumlar rüzgarların aşındırmasıyla birlikte bir yerden başka bir yere gider ve bu alanda şurada görmüş olduğunuz gibi taşlar kalır. Bu bir şerit doğrultusunda olduğu için çöl kaldırımı ya da diğer ismiyle biz buna ne diyoruz? Hamada diyoruz. Tafoni'ye geldiğimizde tafoni derse sana delikli bir yapıdan bahsedeceğiz. Burada özellikle rüzgar taşıdığı malzemeleri bir kayaca çarptırır. Çok uzun yıllar boyunca çarptırıyor. Oraya çarptırdı ve burada şöyle delikli bir yapı ortaya çıktı. İşte biz bu delikli yapıya ya da oyukların bulunduğu bu yer şekline ne diyeceğiz? Tafoni diyeceğiz. Yardanklar ise oluk şeklindeki aşınım düzlükleri olarak geçecek ve bunu özellikle Orta Asya çöllerinde çok yaygın bir şekilde göreceğiz diyebiliriz. Bununla birlikte rüzgarlar eğer ki hızı azalır ya da önüne bir engel çıkarsa o aşındırdığı malzemeleri biriktirir ve bunu tepeler şeklinde biriktirirse biz buna kumullar diyeceğiz. Tekrar söylüyorum, taşınan kum boyutundaki malzemeler böyle birikir ve kum tepeleri oluşturursa biz buna kumul diyeceğiz. Eğer ki rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği bir toprak varsa biz bu toprağa lös diyeceğiz ve biz bunu doğadaki üç unsur su, toprak, bitki kısmında göreceğiz. Lösler azonel toprak grubu olarak geçer ve bu topraklarda horizonlaşma yoktur diyebiliriz. Eğer ki bana hilal şeklindeki birikim kumulları diyorsa bu hilal şeklindeki birikim kumullarına biz barkan diyeceğiz. Buranın şu yatık olan kısmı rüzgarın geldiği yönü gösterir. Şurası dik olan kısmı ise rüzgara ters kısmı gösterir diyebiliriz. Geldik, biraz önce demiştik, akarsular bizim bu noktada bayağı vaktimizi alacak. Peki akarsu nedir? Çeşitli kaynaklardan beslenerek yeryüzünde eğim doğrultusunda bir yatak boyunca akışını sürdüren sulara biz akarsu diyeceğiz. Bunlar küçükten büyüğe doğru diyebilirsiniz. Dere, çay, öz, su, onun dışında ırmak ve nehir olarak ifade edebiliriz. Yani bu kavramları duyduğunuzda bu kavramların hepsi akarsuyla ilgili kavramlardır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Potomoloji ise akarsuları tüm özellikleriyle inceleyen bilim dalıdır. Peki ben bunu nereden nasıl bileceğim? Mezopotamya uygarlıkları vardı değil mi? İki nehir arası olarak geçmekteydi. Neresi burası? Fırat ve Dicle nehirleri arası. Mezo 2, Potamya akarsu 2, akarsu arası. O zaman Potamya dediğimiz akarsuysa potomoloji akarsu bilimi olarak ifade edilir sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik akarsuyla ilgili bazı kavramları bilmemiz gerekiyor. Peki nedir bu kavramlar dersek? Birincisi kaynak. Kaynak dediğimiz
sevgili arkadaşlar, bir akarsuyun yüzeysel akışa geçtiği ilk kısım. Tekrar söylüyorum bak, kaynak dediğimizde bir akarsuyun yüzeysel akışa geçtiği ilk kısım. Ağız neresidir dersek, akarsuyun herhangi bir yere döküldüğü kısım. Hemen şuradaki akarsu ağı üzerinde kaynak kısmını göstermemiz gerekirse burası, ağız kısmını göstermemiz gerekirse de burasıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki akarsu havzası nedir dersek, kaynakla ağız arasında akarsu bir eğim doğrultusunda akışını sürdürüyor ya, burada özellikle bunu ya da bu ana akarsuyu besleyen burada yan kollar var, görüyor musunuz? Bu yan kolları besleyen daha küçük yan kollar var. Bunların tamamı da akarsu havzasını oluşturmaktadır. Ve burada görmüş olduğunuz üzere iki tane akarsu var ve iki akarsu şu kısımda ne yapıyor? Birbirleriyle ayrılmakta. İşte bu birbirleriyle ayrıldığı kısma havza sınırı ya da su bölümü çizgisi demekteyiz. Ve şunu unutmayalım. Havza sınırı ya da su bölümü çizgisi genel itibariyle sırtlardan geçmektedir. Eğer ki bir akarsu sularını deniz ya da okyanusa götürüyorsa, mesela Fırat ve Dicle Nehri Basra Körfezi'ne sularını götürür, Seyhan Ceyhan nehirleri Akdeniz'e sularını götürür, bunlar böyle akarsulara biz açık havza özelliği gösteren akarsular diyeceğiz. Eğer ki bir akarsu sularını deniz ve okyanusa götüremiyorsa, o zaman da ne olacaktır? Kapalı havza özelliği gösteren akarsu diyeceğiz. Bizim mesela Doğu Anadolu bölgesinden kaynağını alıp Hazar Gölü'ne dökülen Aras ve Kura nehirlerimiz kapalı havza özelliği göstermektedir diyebiliriz. Akış hızı. Akarsuyun yatağında birim zamanda aldığı yoldur. Biz bunu metre bölü saniye olarak gösteririz. Yani saniyede bu akarsu kaç metrelik yol kat etmekte. Peki bunu etkileyen durumlar nelerdir dersek, eğim fazlaysa akış hızı fazla olacaktır. Su miktarı fazlaysa akış hızı fazla olacaktır. Yatak genişse akış hızını bu ister istemez azaltır. Yük miktarı fazlaysa akış hızı azalır. Bitki örtüsü fazlaysa akış hızı azalır. Çünkü burada hem yükü taşıması gerekiyor, işi gücü yok, bir de onu taşıyacak, hızını azaltır. Bitki örtüsü varsa da giderken bitkiye böyle tak 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 çarpacaktır. Ya bir çekilin de hızlı akalım diyecek. O yüzden yavaşlatır. Eğer ki kayaçlar geçirgen bir yapıya sahipse, su yer altına sızar, su miktarı azalırsa da akış hızı da azalacaktır diyebiliriz. Peki akım dediğimiz nedir? Bak bunları birbirleriyle karıştırmayın. Akarsuyun o akış hızı dediğimiz birim zamanda aldığı yoldu. Ama akım diğer ismiyle debi ise herhangi bir kesitinden saniyede geçen su miktarıdır. Ben bunu metre küp bölü saniye olarak gösteririm. Bak burada yani bu akış hızı ifadesinde saniyede kaç metrelik yol kat etti ondan bahsettik. Burada ise saniyede kaç metre küp su geçti ondan bahsediyoruz. Ve kaynak büyükse akım fazladır. Havza genişse akım fazladır. Buharlaşma fazlaysa akım azalır. Yağış miktarı fazlaysa akım artar. Bitki örtüsü gürse akım ister istemez azalacaktır. Zemin geçirgen bir yapıya sahipse akım da azalacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Peki akarsuyun o yatağından geçen su miktarı neydi? Debi ya da diğer ismiyle akımdı. O debisindeki yıl içerisinde meydana gelen değişiklikleri biz rejimle ifade ederiz. Eğer ki bir akarsuyun yatağından aylara göre geçen su miktarı böyle fazlalaşıp bir anda azalıyorsa, yani oransal anlamda fark nedir burada? Fazladır. O zaman burada düzensiz bir rejime sahip akarsu vardır diyebiliriz. Ama akarsuyun yatağından geçen su miktarının aylara göre değişiminde buradaki gibi çok az bir fark varsa, yani burada fark az ise burada ne olacaktır? Düzenli bir rejime sahip akarsu olacaktır. Özellikle ekvatoral iklim ve okyanusal iklimdeki akarsuların rejimleri düzenli iken, muson iklimi diyebilirsiniz, savan iklimi diyebilirsiniz, karasal iklim bölgesi diyebilirsiniz, Akdeniz iklim bölgesi diyebilirsiniz. Buradaki akarsuların da rejimleri düzensizdir. Niye biliyor musunuz? Yaklaş. Şimdi bak. Savan iklimi. Geçen seneden hatırlamıyorsun ama ben sana hatırlatıyorum. Yazı yağışlı, kışı kurak bir iklim miydi? Evet. Yazı yağışlı olduğunda bunun yatağından geçen su miktarı artar. Kışı kurak olduğunda su miktarı azalır. Gel gel.
Akdeniz iklimi. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıydı. Yazın sıcak ve kuraksa yataktaki su miktarı azalır. Kışın yağışlıysa su miktarı artar. Bak gördün mü, rejimi düzensizleşti. Ama yaklaş ekvatoral iklim. Her mevsim yağışlı mı? Her mevsim yağışlıysa her mevsimde yatakta birbirine yakın ölçekte su geçecek mi? Geçecektir. Bitti gitti, tamam mı? Evet, geldik şimdi denge profili. Bir akarsu bir arazide oluştuğunda yatağını böyle 1, 2, 3, 4, 5. safhalar neticesinde aşındırmaya başlar. Yani akarsuların temel amacı kaynak ile ağız arasında çok eğimli bir araziden akmayıp hafif eğimli bir araziden akmayı isteyecektir. Yani akarsu diyor ki kardeşim ben öyle hızlı falan akmayayım. Araziyi hemen aşındırayım. Hafif böyle eğimli bir arazide ne yapayım? Ben akışımı böyle güzel güzel sürdüreyim diyor. Eğer ki akarsu bu birinci safhadan 2, 2'den 3, 3'ten 4, 4'ten 5'e gelir ve kaynakla ağız arasında hafif bir engebede bu genel taban seviyesine yaklaşırsa burada denge profili özelliğini kazanacaktır. Bak birinci, ikinci durumda eğim nasıldı? Eğim bayağı fazlaydı. Denge profili özelliği kazandığında eğim ne oldu? Eğim azaldı diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Eğer ki bir akarsu denge profiline ulaşırsa bir, yatak eğimi azalır. Zaten solda bunu yazdık. Yatak eğimi azalıyorsa akış hızı azalır. Aşındırması azalır. Aşındırma yerine biriktirmesi artar. Enerji, hidroelektrik enerji potansiyeli azalır. Üzerinde taşımacılık ve ulaşım faaliyetleri yürütülebilir. Yeterli genişlikte ve yeterli derinliğe sahip ise diyebiliriz. Şimdi geldik. Akarsuların oluşturmuş olduğu bir aşınım şekilleri, 2 hem aşınım hem birikimin birlikte etkili olduğu şekiller, 3 ise birikim şekilleri diyoruz sevgili arkadaşlar. Aşınım şekillerinden birincisi vadi. Çentik vadi diyeceğiz, boğaz vadi diyeceğiz, asimetrik vadi, kanyon vadi, geniş tabanlı vadi diyeceğiz. 5 tane vadi tipinden bahsedeceğiz. Sonra dev kazanı diyeceğiz. Peri bacası, kırgıbayır, plato, peneplen. Hem aşınım hem birikim şekillerinde menderes, büklüm böyle bükülüp gidecek. Seki diğer ismiyle böyle basamaklı bir yapı, taraça diyeceğiz. Birikim şekillerinden birikinti konisi, yelpazesi, dağ eti ovası. Bunlar birbirini tamamlamasıyla oluşacaktır. Dağ içi ovası, ırmak adası ve delta ovası olarak ifade edilecektir. Hemen vadiye geldik. Vadi neydi? Akarsuyun kaynak ile ağız arasında sularını bir eğim doğrultusunda götürdüğü alana verdiğimiz isimdi. Bunlardan birincisi çentik vadi. Akarsuyun buradaki yatağı nasıl olmuş? Şöyle V harfine benzemiş. O zaman biz bu çentik vadine ne diyeceğiz? V profilli vadi diyeceğiz. Ya sen bir tik atsan nasıl atacaksın? Bak çentik tik attık. Ne oldu? V harfi oldu burada. O zaman çentik vadinin bulunduğu alanlarda genel itibariyle akarsuyun eğimi fazladır. Akarsuyun eğimi fazla olduğu için yatağını nereye doğru aşındırıyor? Derine doğru aşındırma faaliyeti yürütmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve böyle bir vadiye sahip olan akarsuların akış hızı nedir? Daha fazladır diyebiliriz. Boğaz, yarma vadi nedir dersek? Bak şurada şöyle bir dağlık alan görüyorsun. Gördün mü? Bak şurada bir dağlık alan var. Bu akarsu ne yapmış? Bu dağlık alanı böyle enine doğru yarmış mı? Yarmış. İşte çeşitli sebeplerden dolayı arazi yükselir ve akarsu bu dağlık alanı böyle yarar yarar yarar. Ortadan ikiye yardığında şurada şöyle U harfine benzeyen bir vadi tipi olur. Biz buna boğaz ya da diğer ismiyle yarma vadi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Özellikle boğaz ve yarma vadiler bizim ülkemizde kuzey-güney doğrultusunda ulaşım faaliyetlerinde maliyeti azaltmak için kullanılmaktadır. Kanyon vadiye geldiğimizde akarsuyun o yatay tabakaların olduğu alanlarda kolay aşınabilen ve kalınlığı fazla olan malzemeler üzerindeki o aşındırması sonucunda oluşmuş olan vadi tipine biz kanyon vadi diyeceğiz. Buradaki önemli olan unsur nedir derseniz
tortul tabakaların varlığıdır diyebiliriz. Peki alüvyal tabanlı vadiyi diğer yukarıdaki 3 tane vadi tipinden ayıran en önemli özellik nedir dersek, bak buradaki akarsu ne yapmış? Böyle S yapmış. Yani şöyle büklüm yapıyor. O zaman alüvyal tabanlının bulunduğu alanda eğimin az olduğunu söyleyebiliriz. Akarsuyun yatağının bulunduğu alanlarda eğimin azalması ile birlikte akarsu böyle yana doğru aşındırma yapacaktır. Menderesler çizecektir. Biz bu vadi tipine alüvyal tabanlı vadi tipi diyoruz. Peki geldik son vadi tipimiz, asimetrik vadi. Bak burası daha dik, burası ise ona göre biraz daha düz diyebiliriz. O zaman buradaki, yani bu yamaçtaki eğim değeriyle diğer yamaçtaki eğim değerini almakta birbiriyle farklılık göstermekte. Bir yamaç daha dik, diğer yamaç daha düz ise bu şekilde oluşan vadi tipine biz sevgili arkadaşlar asimetrik vadi diyeceğiz. Şimdi geldik dev kazanına. Görselde ne görüyoruz? Eğer ki bir akarsu çağlayanlar şeklinde eğim kırıklığının olduğu alanda aşağıya doğru düşerse, düştüğü alanda ne oluşturacaktır? Şöyle bir çukurluk oluşturacaktır. İşte biz bu çukurluğa ne diyeceğiz? Dev kazanı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, burada çağlayan ya da şelale akarsu aşınım şekli değildir. Eğer ki bir akarsu çağlayanlar şeklinde bir eğim kırıklığının bulunduğu alanda aşağıya doğru dökülüyorsa ve bu döküldüğü alanda aşındırmanın etkisiyle bir çukurluk oluşturacaktır. İşte biz bu çukurluğa dev kazanı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Peri bacasına geldiğimizde peri bacasındaki önemli olan etkenlerden bir tanesi volkanizma olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Burada volkanizmanın bu alanda etkili olmasının temel sebebi şu alt kısımda tüfler ile üst kısımda bazaltların birikmesiyle birlikte bir volkanik arazi var. Burada bir akarsu var mıdır dersek, buradaki akarsu şöyle. Sağanak yağışlarla birlikte hop sağanak bir yağış düştü. Yüzeysel akışa geçen seller var mı? İşte bu sel ve seyelan suları küçük akarsular olarak ifade edilmekte. İşte bu sağanak yağışlar sonrasında yüzeyi tamamen kaplarcasına akan sel ve seyelan suları buradaki tüf ve bazaltı aşındırıyor. Tepede bazalt, alt kısımda tüfün olduğu şekiller ortaya çıkarıyor. Biz bu şekillere peri bacası diyoruz. Hemen şuradaki kırgı bayır. Badlands, yani kötü topografya ya da kötü arazi anlamına gelir. Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde burada bitki örtüsü görebiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. İşte bitki örtüsünden yoksun alanlarda sağanak yağışlarla birlikte o sel sularının yamaçlarda şu alanlarda yapmış olduğu aşınımlar var ya, işte bu aşınımların bulunduğu alanlara biz kırgı bayır ya da badlands, kötü arazi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peneplen, denge profilinden bir önceki safa diyebiliriz. Akarsu aşınımının son aşamasında meydana gelmiş hafif eğimli araziye biz peneplen ya da diğer ismiyle yontuk düz diyoruz. Burayı ne yaptık? Yonttuk, düzelttik diyoruz. Bak şurayı yont, yonttuktan sonra ne yaptın? Düzelttin. Geldik plato. Son. Buradaki önemli etken şu. Araziye şöyle bir gözünle bak. Ne görüyorsun? Şurada şöyle bir düzlük var değil mi? Ve burası çevresine göre nedir? Yüksektedir. Bu alanın çevresine göre yüksekte yer almasını sağlayan nedir dersek, akarsu aşınımıdır arkadaşlar. O zaman şunu söylüyorum size. Akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmış, çevresine göre yüksekte yer alan düzlüklere biz plato diyeceğiz. Şimdi geldik hem aşınım hem de birikimin etkili olduğu şekillerden birincisi menderes ya da diğer ismiyle büklümdür. Özellikle akarsuyun eğiminin azaldığı alanlarda, yani burada ne var? Geniş tabanlı bir vadi var arkadaşlar. Akarsuyun işte bu yatağın eğiminin azalmasıyla birlikte akarsuyun burada yapmış olduğu bu büklüm dediğimiz S çizme hareketi
menderesi oluşturmakta. Bunun hem aşınım hem birikim şekli olduğunu nasıl söyleyebiliriz dersek. Mesela burada çarpaklar, şurada da yığınaklar var. Çarpaklar dediğimiz ve yığınaklar dediğimiz kısım aşınım ve birikimle ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Yığınaklarda yığdık oraya, biriktirdik. Çarpaklarda çarptık, aşındırdık. Al sana birikim, al sana aşınım diyebiliriz. Peki Menderes'te burada bir parça görüyorum. Kopmuş gitmiş. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ki bir akarsu Menderes oluşturursa zaman içerisinde yatağını ne yapabilir? Değiştirebilir. Eskiden bu akarsuyun yatağı buradan böyle gidiyorken o birikime bağlı olarak bunun önü kapandı ve kendine burada yeni bir yatak açtı. Buradan böyle devam etti. İşte biz bu parçalara ne diyeceğiz? Kopuk Menderes diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. O zaman Menderes hem aşınım hem de birikim şekli olarak karşımıza çıkmakta. Eğer ki bir akarsu menderesler oluşturarak akışını sürdürüyorsa yatak eğimi ne yapmıştır? Azalmıştır. Aşındırma faaliyeti azalmıştır. Biriktirme faaliyeti artmıştır. Üzerinde taşımacılık yapılabilir. Hidroelektrik enerji potansiyeli azalmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci şeklimiz. Bu nedir bu şekil dersek? Taraça ya da diğer ismiyle seki. Akarsuyun aşınım faaliyetiyle birlikte aşındırmaya bağlı olarak arazi hafiflediğinde iç kuvvetlere gidiyorsun. Arazi epirojenezde olduğu gibi yükselir. Yükseldiğinde akarsu diyor ki lan ben bunu yıllardır aşındırdım. Şimdi tekrar yükseldi. Gene aşındırmam lazım. Gene aşındırmaya başladığında yatağın her iki tarafında basamak şeklinde yapılar ortaya çıkacaktır. İşte biz bu basamak şeklindeki yapılara taraça, diğer ismiyle seki diyeceğiz. Şunu unutmayalım. Taraça ya da diğer ismin seki, bu ifadenin oluşmasında epirojenez dediğimiz iç kuvvet etkilidir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi akarsuların oluşturmuş olduğu birikim şekillerine. Eğer ki bir akarsuyun aşındırması azalırsa, yatak eğimi azalırsa o aşındırdığı malzemeleri ne yapacaktır? O alanda biriktirecektir ve bu kısımda biriktirme şekilleri oluşturacaktır. Eğer ki aşınan malzemeler bir dağın eteğinde şuradaki gibi koni şeklinde birikirse bu birikinti konisini oluşturuyor. Bak buraya dikkat. Eğer ki bir akarsu dağdan aşındırdığı malzemeleri dağın eteğinde biriktirdiyse burada birikinti konileri oluşturuyor. Eğer ki birikinti konileri zaman içerisinde birleşir, daha geniş bir düzlük oluşturursa birikinti yelpazelerini oluşturuyor. Birikinti yelpazeleri birleşir, zaman içerisinde çok daha geniş bir düzlük oluşturursa dağ eteği ovasını oluşturuyor. O zaman şunu unutma. Önce ne oluşuyor? Birikinti konisi. Sonra ne oluşuyor? Birikinti yelpazesi. Sonra ne oluşuyor? Dağ eteği ovası oluşuyor arkadaşlar. Bak bunlar hepsi birbirinin devamı niteliğindeki unsurlardır. Mesela Uludağ'ın eteğinde kim var? Bursa ovası var. Bursa ovası bir dağ eteği ovası olarak ifade edilmekte. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri dağın iç kısmında biriktiriyorsa bu sefer de dağ içi ovası oluşacaktır diyebiliriz. Bak tekrar söylüyorum. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri dağın iç kısmında biriktiriyorsa dağ içi ovası oluşturacaktır. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri getirdi denizin tabanında biriktiriyorsa bu sefer de delta ovasını oluşturacaktır diyebiliriz. Delta ovasının herhangi bir alanda oluşabilmesi için ne olması gerekir dersek. Hemen şöyle şu alanda şöyle bir arazi çiziyorum. Bir de şu alanda şöyle bir arazi çiziyorum. Şimdi bak dikkat et buraya. Buradan akarsu geldi. Şu alanda deniz olsun, tamam mı? Geldi, aşındırdığı malzemeleri şurada biriktirmeye başladı değil mi? Ama şimdi bu arada akarsu geldi. Hop denize döküldü. Bu alanda aşındırdığı malzemeleri ne yapamayacak? Biriktiremeyecektir. Herhangi bir alanda delta ovasının oluşabilmesi için kıyının sığ olması lazım. Akarsuyun bol miktarda malzeme getirmesi lazım. Bununla birlikte gelgitkenliğinin düşük olması gerekmekte. Yani okyanusa kıyısının olmaması gerekir. Düşün. Bizim okyanusa kıyımız var mı?
Yok. Eğer ki bizim okyanusa kıyımız yoksa bizde gelgitgenliği yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Bu da bizim ülkemizde delta ovalarının rahat bir şekilde oluşmasına neden olmuştur diyebiliriz. Devamında Irmak Adası'na geldiğimde şuraya dikkat et. Akarsu aşındırdığı malzemeleri tam şurada biriktirmiş mi? Bak tam şu kısımda şöylece biriktirmiş mi? Biriktirmiş. Bu akarsuyun iç kısmında bir ada oluşturmuş mu? O zaman bu ne olacaktır? Irmak Adası olacaktır diyebiliriz. Burada akarsu aşındırdığı malzemeleri deniz tabanında biriktirmişti ya, biz buna delta ovası demiştik. Ama denizin hemen gerisinde o yontuk düz dediğimiz, peneplem dediğimiz düz alanda biriktirirse de o zaman ne olacaktır diyoruz? Taban seviyesi ovası olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte çözülme ile oluşan yeryüzü şekillerinden bahsettik. Kimyasal çözülmede su ve sıcaklığın fazla olması gerekiyordu. Fiziksel çözülmede sıcaklık farkının fazla olması gerekiyordu. Yarı kurak kurak iklim bölgeleri, bir de bitki köklerinin yapmış olduğu çözülme türü biyolojik çözülme vardı. Kütle hareketi dediğimizde heyelan vardı, kaya düşmesi vardı. Ne vardı bir de? Çamur akıntısı vardı. Bir de toprak kayması vardı. Bunlar eğim doğrultusunda o kütlenin olduğu gibi yer değiştirmesi işlemiydi diyebiliriz. Rüzgarlar neydi? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde etkiliydi. Mantar kaya, çöl kaldırımı, tafoni ya da yardank rüzgar aşınım şekli, barkan, kumul, löz rüzgar birikim şekliydi. Özellikle çöl ve karasal iklim bölgelerinde rüzgarlar etkili bir dış kuvvetti diyebiliriz. Yeryüzünün şekillenmesindeki en etkili dış kuvvetimiz akarsulardı. Belirli bir yatak boyunca bir eğim doğrultusunda akışını sürdüren sulara biz akarsu diyorduk. Burada kaynak, suyun ilk akışa geçtiği kısım, ağız sularını herhangi bir yere boşalttığı kısımdı. Akış hızı akarsuyun birim zamanda aldığı yoldu, metre bölü saniye. Debi ya da diğer ismiyle akım ise akarsuyun herhangi bir bölümünden saniyede geçen su miktarıydı. Bunu da unutmayalım. Aşınım şekilleri vardı, vadi tiplerimiz, plato, peneplen, peri bacası vardı. Mesela hem aşınım hem birikim şekillerimiz vardı. Menderes, büklüm, eğmazlı, taraça ya da seki basamaklı yapıydı. Birikim şekilleri, birikinti konisi önce oluşuyordu, sonra yelpaze oluşuyordu, sonra dağ eti ovası oluşuyordu. Dağın içinde bir birikim olursa dağ içi ovasıydı. Bu ırmağın, yani akarsuyun içerisinde herhangi bir yerde aşınan malzemeler birikir ve bir ada oluşturursa ırmak adasıydı. Akarsu aşındırdığı malzemeleri denizin tabanında biriktiriyorsa delta ovasını oluşturuyordu diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimize noktayı koymaya. Karşınızda günün ödüllü sorusu var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Peki biz bir sonraki hafta hangi konudan bahsedeceğiz dersek, bir sonraki hafta dış kuvvetlerin o ikinci kısmından bahsedeceğiz. Yani burada akarsulardan, rüzgarlardan bahsettik. Haftaya buzullardan bahsedeceğiz. Dalga ve akıntılardan bahsedeceğiz. Kıyı tiplerinden bahsedip dış kuvvetlere de noktayı koymuş olacağız. Sonra Türkiye'de dış kuvvetler, Türkiye'nin yeryüzü şekilleri deyip yolculuğumuz böyle yazılıya doğru devam edecek diyelim. Hadi bakalım, haftaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.